24 Özel'e hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan, konuklarımızla birlikte karşınızdayız. 3 saat boyunca yoğun gündemi değerlendireceğiz. Tabii gündemde pek çok önemli mesele var. Bugünün en önemli gelişmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana'ya yaptığı ziyaret ve uzun zamandır beklenen Erdoğan-Putin görüşmesiydi. Buradan ne mesajlar verildi, hangi konulara değinildi, karşılıklı olarak hangi açıklamalar yapıldı ve bunları nasıl değerlendirmek gerekir? Konuklarımızla birlikte eline boyuna değerlendirmeye gayret edeceğiz. Tabii bunun dışında pek çok önemli mesele var. Suriye'de yaşanan gelişmeler, dün akşamki milli maçın ardından yaşanan tartışmalar, değineceğimiz ana konular olacak. Bunun yanında tabii başka meseleler de programımızda yer alacak. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doktor Ali Semin, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Profesör Doktor Yaşar Sarı, İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz yayınımıza. Az sonra Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger de bize katılacak. Biz başlayalım sıcağı sıcağına. Şimdi bugünkü ziyaret tabii ki uzun zamandır beklenen, dünyanın da biraz beklediği ziyaretlerden, görüşmelerden biriydi diyelim, Erdoğan-Putin görüşmesi. Çünkü özellikle Ukrayna Savaşı sebebiyle Rusya-Batı gerilimi bir yandan, öte yandan İsrail meselesi, Gazze'ye saldırılar, diğer yandan Suriye, Kafkaslar'da devam eden bir süreç var. Bunların hepsini etki edebilecek, sonuçları olabilecek bir görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak için gitti. Yarın zirvenin toplantıları olacak. Öncesinde bugün yapılan görüşmede dikkat çekici mesajlar verildi. Aslında kameralar önünde verilen mesajlar daha çok ikili ilişkiler, turizm, enerji vesaire üzerine, ama daha sonra yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki yapılan toplantıda çok daha ileri konularda mesajlar var. İşte Ukrayna Savaşı ile alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Suriye meselesi var, İsrail'in Filistin'e saldırıları var. Öncelikle genel hatlarıyla siz bu ziyareti dediğimiz gibi uzun zamandır beklendiği için nasıl yorumlarsınız, verilen mesajları nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bana göre bu ziyaret diğer ziyaretlerden daha farklı, bu ziyareti farklı kılan temel faktör geçtiğimiz Cuma günü, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı Esed'le ilgili, Suriye ile ilgili ilişkiler konusunda yaptığı açıklamalardı ki tartışma da var, hala da sürüyor. İşte Astana'da bir görüşme olacak mı Esed'le Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında şeklinde. Bunlar biraz daha çok odak noktası oldu. Ama gelinen nokta tabii ki uluslararası sistem açısından da bakmamız gerekiyor. Hem bölgemizde, Orta Doğu'da, işte Suriye, Gazze, onun dışında Doğu Akdeniz, son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Hizbullah arasında olası bir çatışma olabilir mi şeklinde, sadece İsrail, Lübnan değil bu mesele. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün verdiği mesajlar çok önemli. Artık Suriye'de, Suriye'deki iç savaşı bitiren veya iç savaşı sonlandırmak için ne gerekiyorsa Türkiye'nin de hazır olduğunu ifade etmesi önemli bence bu konuda. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın odak noktası vardı. Biz bunu Ukrayna Savaşı'ndan tutun müzakereler konusunda tekrar başlanması ve Karadeniz'deki tahıl meselesinin çözülmesi, birçok mesele söz konusu. Ama gelinen nokta buna bir sonuç olarak, şimdi tabii ki görüşmeler önemli dediğimiz gibi, ama bunların sahaya yansıması daha önemlidir. Özellikle Türkiye'yi ilgilendiren temel sorunlardan bir tanesi Suriye. Suriye sahasına bunun Putin'le görüşmelerden sonra nasıl bir yansıması olacak? Çünkü önümüzdeki haftada biliyorsunuz NATO zirvesi var. Orada da Biden'la muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşecek. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'nin elbette ki terörle mücadele kapsamında öncelikleri var. Suriye dediğim gibi şu anda bizim yeniden gündemimize geldi. Ukrayna Savaşı, Türkiye'nin izlediği politikalar, bunun daha ötesine çıktığımız zaman Doğu Akdeniz, ben şunu söyleyeyim, hep vurguluyorum. Biz tabii ki bu Gazze Savaşı Orta Doğu'ya sıçrar, Orta Doğu'ya yayılır şeklinde değerlendirirken, aslında Doğu Akdeniz'deki denklemleri de jeopolitik anlamda, anlamdaki gelişmeleri de tetikleyici olarak görünüyordu ki bugün gelinen nokta da o. Yani geçen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yaptığı açıklamaya baktığımızda, işte özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, ki bu
çok doğru bir bilgiyle söylüyor bunu. Oradaki havalimanlarından, havaalanlarından veya üslerden İsrail'e gelen lojistik destekler askeri anlamda birçok anlamda. Şimdi bu savaşın belki biz bunu Avrupa Birliği'ne de sıçramış gibi gözükecek. Çünkü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği üyesi aynı zamanda ama bizi ilgilendiren daha çok Avrupa Birliği'nden ziyade Doğu Akdeniz'e nasıl yansıyacağı ki bu bunun da yansıması aslında kaçınılmaz gibi de gözüküyor. Hem Türkiye açısından baktığımız zaman hem de bölgedeki gelişmeler açısından baktığımızda. Şimdi bahsettiğiniz özellikle Suriye meselesine evet. daha detaylı olarak az sonra değineceğiz. Ancak bu arada Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı katıldı aramıza. Hoş geldiniz diyelim. Merhabalar. Yaşar Hocam sizinle devam edelim. Geçen programlardan birinde bir konuğumuz Türkiye'nin bulunduğu konumdan, uluslararası gerilimlerin ortasında Türkiye'nin bulunduğu konumdan ve izleyebileceği yoldan bahsederken aktif dengeleme politikası diye bir ifade kullanmıştı. Şöyle bir ifade, bir tarafa ya da bir bloğa yönelmek, bir tarafı tutmak zorunda kalmak ya da buna itilmektense İki tarafla, iki blokla da iyi ilişkiler kurabilecek siyasi kapasiteye de, politik kapasiteye de sahip olmak ve tercihlerinizi kendiniz yapmak. Bir tarafı tercih etmekten ziyade iki tarafla birden iyi ilişkiler kurarak bunun avantajından faydalanmaktan bahsediyordu. Şimdi bugünkü Astana ziyaretine baktığım zaman Şangay İşbirliği Örgütü'nde Türkiye yanlış hatırlamıyorsam diyalog ortağı olarak geçiyor. Evet. BRICS'e de ilgisi var uzun zamandır ve bununla alakalı da tabii yakın zamanda gelişmeler oldu, ziyaretler oldu, toplantılara Dışişleri Bakanı Hakan filan katılmıştı. Doğu-Batı geriliminin bu kadar yükseldiği bir dönemde Türkiye'nin aslında daha merkezi ve kritik bir konuma gelebilmesi için, bu avantajı yakalayabilmesi için ben bu yönelimi aslında faydalı da buluyorum bir yandan ama siz ne dersiniz? Birkaç gün sonra da NATO zirvesine katılmasından da hareketle söylüyorum bunu aynı şekilde. Tabii uluslararası sistemde bir değişim söz konusu. Sistemde bir kutuplaşma, cepheleşmeye doğru gidildiğini görüyoruz. Türkiye'de orta büyüklüklü bir devlet, bölgesinde etkin bir güce sahip olan devlet. Ama bu etkinliği tam kapasite halinde kullanabilmesi için ilk önce kendi komşularında, çevresinde güvenlik eksenini oluşturabilmesi lazım. Bu anlamda Suriye'deki mevcut durum, özellikle Kuzey Suriye'deki mevcut durum Türkiye için hassas bir denge. Bu hassas denge aynı zamanda o aktif denge politikasının da bir anlamda ölçüsünü görüyoruz. Çünkü bir tarafta Rusya ile Rusya üzerinden Suriye ile ilişki geliştirmeye çalışırken diğer tarafta Amerika ile de belli noktalarda işbirliği içerisinde olabildiğini ama aynı zamanda her iki tarafla da sorun yaşadığını biliyoruz. Sebebi de Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan Rusya'nın Suriye rejimini, Beşar Esad rejimini desteklemesi, Amerika'nın da Kuzey Suriye'de, Kuzeydoğu Suriye bölgesinde PKK'nın devamı olan YPG'yi ya da PYD'yi desteklemesi. Bu anlamda Türkiye kendi güvenliğini sağlayabilmek için her iki ülkeyle de, büyük güçle de görüştüğünü, konuştuğunu görüyoruz. Örneğin böylece de onların da Türkiye lehinde adım atmasını, tam bir adım değil ama adım atmasını sağlayabildiğini belli ölçülerde görebiliyoruz. Nasıl? Bundan bir hafta 10 gün önce Putin'in Suriye özel temsilcisi Lavrentiev Beşar Esad'la görüştüğü zaman Beşar Esad'ın daha önce ileri sürdüğü Türk askeri çekilsin söyleminden daha çok Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti eden bir yaklaşımı belirtirse Türkiye ile görüşürüz sinyalini vermesi. Diğer taraftan sözde özel yönetiminin seçim yapma ihtimali vardı. Bu seçimin Ağustos ayına ertelenmiş olması Amerika'nın, Türkiye'nin baskısı, Amerika'nın yönlendirmesiyle. Bu anlamda o dengenin
belli ölçülerde geçici de olsa Türkiye tarafından oluşturulduğu görülüyor. Ki bu zor şartlarda kolay iş değil şu ana kadar yapılan. Kesinlikle kolay iş değil. Zor bir durum ama belli ölçülerde Türkiye'nin iki tarafı üzerine kurduğu baskının belli sonuçlar doğurduğunu görürüz ama tabii ki o tam sonucun doğurabilmesi için Türkiye'nin de kendi konumunu güçlendirmesi lazım. Son günlerdeki olayların da buna bağlantılı olduğunu da biliyoruz. Bir diğer taraftan da İsrail'in Lübnan'a ve Hizbullah'a yönelik bir cephe açma ihtimali, gerçi çatışmalar var zaten ama cephe açılması ihtimali Suriye'nin durumunu daha kritik hale getiriyor. Bu anlamda da Suriye hükümetinin o kritik durumda kendisi Türkiye ile olan bir anlamda sorunları belli ölçülerde çözme için adım atmasına da yardım edebilir. Bu bölge içerisinde bu aktif uluslararası sistem açısından bakarsak Türkiye yine o aktif denge politikasının bir adım daha bir adım teşebbüsünde bulunduğunu görüyoruz. Bu da Ukrayna'ya işte Rusya'ya tekrar Türkiye'nin yaptığı arabulucu İstanbul'daki buluşma sorunların çözülmesi, ilk önce ateşkesin sağlanması, daha sonra da sorunların çözülmesi, müzakerelerin başlaması teklifi bu anlamda Türkiye'nin aslında Rusya buna istekli de görünüyor anladığım kadarıyla. Çünkü evet. Son zamanda çok sık dile getirmeye başladılar. Orada neredeyse anlaşmaya varılıyordu ifadesi. Tabii ki Ukrayna'ya suçluyorlar yani. Tabii evet. Ama şunu da kabul etmek lazım. Rusya hemen hemen istediğini aldı. Evet. Yani hem Kırım bağlantısını sağladı. O Luhansk, Donetsk ve o aradaki bölgeyi Mariupol, Zaporojye bölgesini kontrol altına aldı. Bu anlamda Rusya şu anda bundan sonra savaşın devam etmesinin maliyeti Rusya için artmaya başladı. Evet. Bunu da engellemek mümkün olan karlı durumda savaşı durdurmak onun tercihi. Ama hocam, Ukrayna'nın da kapasitesi. Ukrayna'nın şu anda %18 toprağını aldı. Tabii. Yani Azak Denizi'nin Rus gölü haline dönmüş olması fiilen kesinlikle önemli bir gelişme. Şimdi Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında bazı açıklamalar, daha doğrusu İletişim Başkanlığı'ndan gelen açıklamalar var. Ukrayna'dan hareketle de hocam bunları bir hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Savaşı konusunda uzlaşı zemini oluşturulabileceği, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade ettiği yönünde bir açıklama var. İki tarafı da memnun edecek bir barış konusu işte burada aslında Rusya'nın neye razı olacağı, geri çekilmeye razı olup olmayacağını da bitiyor gibi görünüyor. Onun dışında Filistin'e saldırılar konusunda, Gazze'ye saldırılar ve Lübnan'a yönelik tehditler konusunda da çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini belirttiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'e. Ve Suriye meselesi dediğim gibi daha detaylı değineceğiz ilerleyen dakikalarda ama sınırın hemen ötesinde teröristten kurdurmamakta kararlı olduğunu söylüyor ki Türkiye Erdoğan'ın bu sözü oldukça önemli Putin'e söylemesi. Ve terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması için somut adımların atılmasının öneminden bahsettiğini görüyoruz. Türkiye'nin çözüm için işbirliğine hazır olduğunu kaydettiğini görüyoruz. Dediğimiz gibi pek çok bölge için dikkat çekici bir görüşmeydi bu görüşme, Erdoğan-Putin görüşmesi. Avrupa'dan Amerika'sına, Orta Doğu'ya, Kafkaslara yansımaları olabilecek mesajlar vardı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu mesajları? Belki tek tek üzerine gitmek lazım her biri için. Yani tabii Filistin meselesinde bizim tavrımız, tutumumuz, uluslararası toplumu harekete geçirme ve böylece kolektif dünyanın iradesiyle bu saldırganlığı durdurma şeklinde. Burada aşağı yukarı bir ortak zemin yakalanabilir Putin'le, Rusya ile. Esasen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan tüm oylamalarda devletlerin kahır ekseriyeti bu saldırganlığa karşı tavır tutumu aldı. Genel kurul kararları bağlayıcı değil. Güvenlik Konseyi'nde ABD pozisyonunu değiştirdi. Neticede daha önce engelleyen aktör iken kendisi tasarı sundu. O tasarı geçti. Artık bağlayıcılık kazandı. Fakat İsrail saldırganlığı devam ediyor. Evet, İsrail-Filistin ihtilafında Rusya ile bir ortak zemin arama yaklaşımı. Bu önemli. Şimdi tabii çatışma yayılabilir mi? O da belki burada çok daha sınırlı ölçüde gündeme geldi ve Türkiye yayılmasından mütevellit herkesin zarar göreceğini, siyasi istikrara
önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Şimdi Ukrayna Savaşı'na bakacak olursak yani Rusya burada gayet açık, belli, işgali meşrulaştırmak istiyor. İşgali barış anlaşması altında hukuki bir kılıfa sokmak istiyor. Geçtiğimiz hafta çok tuhaf bir açıklama yaptı. Biz barış istiyoruz. İki tane şartımız var. Putin diyor bunu. Birinci şartımız yani bundan sonra NATO'ya katılmayacağını deklare etsin. İkinci şartımız da Rusya toprağı ilan ettiğimiz ve ilhak ettiğimiz 30 Eylül 2022'de. Zaporizhya, Kherson, o ilhak ettiğimiz bölgelere yönelik bir taarruz başlattılar. Evet. Oradan geri çekilsinler. Yani bu acaba Rusya'nın nihai pozisyonu mudur? Yoksa böyle elini kuvvetlendirmek için ileri sürdüğü bir argüman mıdır? Kışkırtıcı bir açıklama öte taraftan da. Adamların bir ülkenin toprağını işgal etmişsiniz. Onlar taarruzda bir bölümünü kurtarmış. Orada yine hak iddia ediyorsunuz. Barış anlaşmasının işte masaya gelmesi için, bir müzakerenin masaya gelmesi için ön koşul olarak bunu dayatıyorsunuz. Acaba tersinden tırmandırmak mı istiyor? Ki NATO konusunda da bir anayasa değişikliği gerekir sanırım Ukrayna'nın o hedefinden vazgeçmesi için. Herkes söyleyebilir yani, ama daha oraya gelmeye çok zaman var yani, bir masaya oturulduğu zaman. Avrupa Birliği bir taraftan işte Ukrayna'da müzakerelerin yapılması için bir kapı araladı. Belki oradan mesafe alınabilir. Fakat şimdi nihai olarak masaya oturulacak mı? Oturulacaksa Putin Kırım'dan da vazgeçmem diyor. Fakat Kırım'da tutunma imkanı kalmamış. Yüksek teknoloji ürünü uzaydan işte bir takım istihbarat bilgileriyle Kırım'ın her tarafını Ukrayna işte Batı desteğiyle vurabilecek kabiliyette, donanmayı oradan çekiyorlar. Sivastopol artık Rusya için güvenli bir yer değil. Yani çünkü 10 kadar çok yüksek kaliteli, işte belki teknik adları farklılık gösterebilir, savaş gemileri Karadeniz'e değil mi sulara gömüldü, battı. Bu arada Novorossiysk'te de Rus filosuna Ukrayna'nın insansız deniz araçlarına saldırı yapabildiğini. Evet, yani o kapasitesi var. Bir de Abazya taşıyabilir miyiz acaba? Onu da konuşuyorlar. Abazya'nın Rusya'nın desteğiyle böyle merkez hükümetten koparılan iki bölgesinden birisi Abazya, Gürcistan'ın iki bölgesinden birisi, diğeri Güney Osetya. Şimdi bir tırmanma mı olacak bundan sonra? Yani baktığımızda Avrupa ülkeleri de hala tedirgin. Yani evet, ABD'de seçim var. Yani Trump kazanacak olsa bile şu an net olarak bilmiyoruz. Yani Joe Biden'a çekilme baskısı yapılıyor. Çekilirse bununki kadar bile başarılı olacağını tahmin etmediğim başkan yardımcısı Kamala Harris olursa yine kaybeder Demokrat Parti, ama işte Kaliforniya valisi yahut da Michelle Obama eski başkanın eşi olursa belki. Ama Amerika'nın pozisyonunu orada çok da fazla değiştireceği kanaatinde değilim. Yani Trump kazansa bile ne derse desin orada, çünkü NATO'yu da konsolide eden bir durum ortaya çıktı. Oradan geri adım atmayacaklardır. Şimdi Suriye meselesine gelince tabii burada bizi ilgilendiren iki tane husus var. Erdoğan'ın bunu görüşmede belki net olarak ifade ettiğini, karşı tarafın dikkatini çektiğini düşünüyorum. Birincisi terörle mücadele, ikincisi de Türkiye'de sayıları resmi rakamla işte 3,5-4 milyon civarında olan mültecilerin geri gönderilmesi ve geri gönderilmeyi zorla değil de bir teşvikle, işte orada briket evler inşa edilmesi suretiyle bu sürece belki rejimin de katkısı, eğer bir diyalog kurulursa sağlanabilir. Şimdi nasıl ki Astana Soçi süreçleriyle Arap Baharı sonrasında Suriye'deki ihtilafta ABD'ye rağmen mesafe alınmışsa, şimdi benzer bir durumun arifesinde olduğumuzu düşünüyorum ben. Yani işte İran ve Rusya birkaç kez Türkiye ile birlikte müzakere yaptı ve burada Türkiye için avantaj sağlayacak bir kapı aralandı. Fırat'ın batısında tampon bölge oluşturulması 30 kilometre derinliğinde, işte burada kısmen taahhütlerden geriye gitme oldu. Münbiç'te değil mi? Tel Rifat'ta. Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde ABD ile bir mutabakat sağlanmıştı. Onlar da taahhütlerinin gereğini yerine getirmediler. Şimdi, yani sözünü de sözlerin tutmadılar açıkçası. Şimdi acaba işte bu da aynı şey, Kobani'de. Astana'daki Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi vesilesiyle
Erdoğan Putin'le bir araya geldi. Acaba tekrar Astana Soçi süreci gibi böyle Türkiye'nin hassasiyetlerinin çözümü yönünde bir kapı aralanır mı? En önemli noktada rejimle, oradaki Baas rejimiyle Türkiye bir kontak diyalog kuracak mı? Çünkü Dışişleri Bakanları yaptıkları çeşitli Miktat Faysal çeşitli açıklamalarda örtülü açık hep şunu söyledi. Masaya oturmamız için işte bizim buradaki ülkemizdeki yabancı güçlerin gitmesi lazım. Bazen böyle ima ile, bazen da böyle Türk askeri çekilmesi lazım falan. O noktadan biraz geri adım atmış durumdalar. Türkiye'nin tabii ki bir fetih Irak topraklarını, Suriye topraklarını ele geçirme amacı arzusu yok. Ama işte bu konuda endişe, kaygı falan bunlar giderilebilmiş değil. Bunların giderilmesi ehemmiyet taşıyor. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Yani bu buluşma Astana'daki, Kazakistan'ın yeni başkentindeki bu buluşma terörün, Türkiye toprakları dışındaki terörün sonlandırılması için bir milat olabilir. Nasıl ki Kalkınma Yolu Projesi kanalıyla Irak'ta siyasi istikrar sağlanması, terörle mücadele edilmesi konusunda bir başlangıç noktasıysa, bu da bir benzeri olabilir. Çünkü Irak'taki mücadelede hem bölgesel Kürt yönetiminin, Erbil'in hem Bağdat'ın muvafakatıyla Türkiye orada terör unsurlarını etkisiz hale getirme ve buradan işte nakliyat için değil mi? Beynemirel bir transportation faaliyetinin yürüyebilmesi için bir anlamda onların muvafakatını aldı. Yani önümüzdeki belli bir zaman dilimi içerisinde artık Irak topraklarında bu terör örgütü ve uzantılarının ortadan kaldırılması için Türkiye kararlılığını sahaya yansıtacak. Bu zamana kadar bazen Bağdat eleştiriyordu, bazen Erbil eleştiriyordu, bazen Arap Birliği Teşkilatı işte bizim üyelerimizden birisine yönelik olarak Türkiye böyle sınır aşan harekat yapıyor, onların egemenlik haklarına saygı göstermiyor falan diyordu. Şimdi hem bunların rızası var, Bağdat'ın, Erbil'in, hem de bu hani beynelmiler bir anlaşma değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da bu işin içerisinde. Burası nasıl ki Irak'ta terörün bitirilmesi için bir önemli kilometre taşıysa, benim kanaatime göre öyle bir potansiyel taşıyor. Yani fiiliyata nasıl yansır onu bilmiyoruz ama Putin'le çok uzun zamandan beri işte bir araya gelme çabaları vardı. Çeşitli sebepler olmadı. Putin'in ihtiyatından kaynaklanmış da olabilir. Çünkü bir taraftan Putin işte Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanma talebi ile aranan yahut da tutuklanma talebi olan bir lider. Yani Türkiye'ye geldiği zaman tutuklanacak değil ama yine de ihtiyatları gidiyor. En son bilebildiğim kadarıyla Soçi'de bir görüşme yaptı. Sonra seçim oldu falan. Bu vesileyle en çok Suriye meselesi olmak üzere ikili ve çok taraflı meseleler ele alındı. Evet, bir kez daha tekrarlamak gerekirse Suriye'de ülke dışındaki bu tetiş terör örgütü faaliyetlerinin elimine edilmesi için Astana zirvesi çok önemli bir dönüm noktası, çok önemli bir kilometre taşı olabilir. Yansımalarını ilerleyen dönemde göreceğiz diye bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi Suriye işine dediğim gibi daha detaylı şekilde gireceğim ama öncesinde merak ettiğim bir iki mesele daha var. Onları size sormak isterim. Ali Hocam. Evet. Bahsettik az önce İsrail meselesinden de. Yani Cumhurbaşkanı tabii. Erdoğan da Putin'e mesajlarında bu konuda vardı. Şimdi birkaç gün sonra NATO zirvesi var dedik. NATO zirvesine İsrail'in de Dışişleri Bakanları seviyesinde, bakanı seviyesinde katılacak. Davet edildiğini görüyoruz. Tabii ki en büyük destekçisi ABD ev sahibi olarak orada bulunacak ama yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde İsrail Dışişleri Bakanı'nın orada olmasının nasıl bir yansıması olur diye merak etmiyor değilim. Ne dersiniz? Evet, önemli bir soru aslında ve dikkat çekici bir durum. Biraz daha farklı bir durumda olduğunu da söyleme gerekiyor. Ama NATO üyelerinin Türkiye dışında tabii ki bu ister istemez İsrail'e destekleri biliniyor. Ama Amerika bunun başını çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri en çok destekleyen ve halen de desteğini sürdüren, bu kadar soykırım olmasına rağmen 8 ay geçmiş durumda
ve bunun bölgesel anlamda Orta Doğu'ya yayılma riski de aslında artıyor. Yani şimdi Hizbullah bilindiği üzere artık savaş istemiyoruz iki tarafta diyor. Yani hem İsrail tarafı hem Hizbullah, ama gerektiği zaman da bizim hazır olduğumuzu söylüyorlar bu şekilde birbirlerine. Hazırız. Arkasından İran'dan evet, gelen tabii mesajlar İran, var. İran'dan tabii ki lazım. Cuma günde İran'da ikinci tur seçimleri de var. Ve bu da bence etkili olacaktır. Bu bölgesel çatışmalar veya gelişmeler doğrultusunda. Şimdi NATO zirvesinde ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'la daha çok oradaki görüşmeler, Biden'la olan görüşmeler önemli. Evet. Çünkü Biden'la sadece Türkiye, İsrail, Filistin, İsrail ya da Gazze meselesi değil. Aynı zamanda bizim Amerika Birleşik Devletleri ile birçok sorunumuz var. Bunların başında Suriye'nin kuzeyindeki YPG terör örgütünün, biliyorsunuz geçen 11 Haziran'da sözde bir seçim yapılacaktı. Ertelediler. Onu da Ağustos'a ertelediler. Bu Türkiye'nin gündemlerinden bir tanesi ve orada terör aslında şunu da ifade edeyim. Türkiye'yi sanki sadece seçimlere karşıdır gibi gösterdi Amerika Birleşik Devletleri, ama Türkiye zaten oradaki terör örgütüne karşı ve terör örgütünün varlığına karşı. Bunun da altını çizmekte fayda var. Onun için birçok sorun, dediğim gibi Suriye'nin kuzeyindeki, kuzeydoğusundaki YPG terör örgütüne desteği olsun. F-35'ler, F-16'lar, bunlar var gündemde. Diğer taraftan bakıyorsunuz bölgesel anlamda, aynı zamanda Irak'taki gelişmeler. Çünkü Irak yasaklı örgüt olarak PKK'yı tanıdı. Ancak bunu bir terör örgütü olarak tanınması için Amerika'da bilindiği üzere bir temel faktör olduğunu da söylemek gerekiyor bu süreçlerde. Özellikle Talabani grubunun bu kadar PKK ile ilişkisinin olmasının arkasında da Amerika'da var. Yani sadece Talabani Amerika değil ama arkasında İran'ın da aslında desteği İran ve Amerika var. Hatta yani iki karşı cepheyi arkasında. Tabii şimdi bazen şöyle diyorlar. Aslında enteresan bir tablo. Çok ilginç bir durum aslında. 24 Ocak'ta reis hayatını kaybetmeden önce Türkiye'yi ziyaret ettiğinde İran'ın güvenliği, Türkiye'nin güvenliği, İran'ın güvenliği demişti. Ancak daha sonra Savunma Bakanımız Sayın Güler bir açıklama yaptı. İşte PKK'lılar İran'a kaçıyor. Belli yetkilileri İran'a, Türkiye böyle bölgede operasyonlar yapınca onlar için en güvenli liman haline gelmişti. Bu biliniyor yani. Süleymaniye üzerinde, evet, Süleymaniye ve diğer bölgelerden İran'a gittikleri bazı sözde yöneticiler biliniyor. Onun için bu konuya çok fazla girmek istemiyorum, ama şunu da söyleyeyim. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'ın NATO zirvesinde görüşmesinde çok önemli dosyalar var. Bu hem bölgeyle ilgili, hem küresel gelişmelerle ilgili, bilindiği üzere işte Ukrayna Savaşı mesela. Şimdi Putin'le olan görüşmeden elbette ki perde arkasını da bilmiyoruz, ama elbette ki perde arkasında belli mesajlar vardır Biden'a. Muhtemelen Putin'in tabii, bazı mesajları. Tabii yani siz bu kadar destekliyorsunuz bu savaşı tetikleyen onlar diyor şu anda. Amerika'dır, Batı'dır diyor. Onun dışında işte benim üzerime çok ağırlaştırılmış bir ekonomik yaptırım söz konusu. Bunun en azından yumuşatılması gerekiyor ya da gevşetilmesi gerekiyor. Onun dışında işte Ukrayna'nın NATO üyelik süreci, ben onu yıktığını düşünüyorum Putin'in. Bunu başardı diye düşünüyorum. Yani Ukrayna Savaşı'nda Putin'in az önce hocam da söyledi, Yaşar hocam. Yani iki şeyde başarılı oldu aslında. Şöyle, birincisi NATO'ya girişini engelledi. Yani hiçbir şekilde NATO bu kadar parçalanmış bir üyeyi almaz. Ya da bu kadar savaş sahasına dönüşmüş, kendisini savaşa sürükleyecek bir üye de kabul etmez bundan sonra. Orada mesela evet, Avrupa Birliği'nde anlaşılarak. Avrupa Birliği ile belki bunu çözerler. O da Rusya için çok önemli değil, Avrupa Birliği üyesi olması. Avrupa Birliği de çok fazla ne kadar isteklidir onu tartışırız tabii ki. İkinci nokta da şu. Belli toprakları ister istemez kendisi için ilhak etmiş durumda.
Ancak başarısız olduğu bir konu var. Odessa meselesi. Yani Ukrayna'yı denize olan sınırını kapatamadı. Bir bu konu var. Bunun için çok ciddi anlamda baskı yaptı ama bunda da dediğim gibi başarılı olamadı Rusya. Stratejilerinden temelinden biri buydu. Bir de başarısız olduğu bir konu daha var. O da en kısa sürede bu kadar az önce belirttiğim sonuçları elde edip bu savaşı kapatmaktı ama kapatamadı. Bu arada Odessa bağlantısını kurmuş olsa Transdniester'e kadar karadan bağlantı sağlamak Avrupa için de ayrı bir risk olur. Evet, işte enerji meselesi bizim yani enerji meselesi de çok önemli. Çünkü hem Türkiye için bilindiği üzere Türkiye artık enerji merkezi, transit merkezi haline gelmek için birçok proje söz konusu. İşte özellikle Irak'la Türkiye arasındaki kalkınma yolu projesi bunu bize gösteriyor. Birçok aslında mesele var. Ama şunu söyleyeyim. Tabii masalar artık sadece masada olan görüşmeler yeterli değildir. Bilindiği üzere biz bunu pratikte de görmemiz gerekiyor. Sahada da görmemiz gerekiyor. İşte Türkiye ile Türkiye'nin terörle mücadelesinde Amerika yıllardır ne der? Biz Türkiye'nin hassasiyetlerini, endişelerini kabul ediyoruz diyorlar. Söylemde tam tersi. Onun için bu çok kritik bir sürece giriyor bence. Hem uluslararası sistem hem de kendi bölgemiz Orta Doğu. Ve bu yazın çok sıcak yaz gibi gözüküyor açıkçası. Ben böyle tabirler kullanmak istemem ama Hizbullah var. Eğer bunlar samimilerse açıklamalarda hepsi tamamen bir çatışma odaklı bir durum. Ama İran'daki seçimler, İran'ın tavrı da bu konuda önemli. Onun için bana göre İsrail Dışişleri Bakanlığı katılıp katılmaması Türkiye için çok fazla bence önemli değil. Çünkü Türkiye bu konuda tavrı nettir. Ama mesela şunu söyleyeyim, Japonya'nın katılması işte Çin için önemli, Rusya için önemli. Güney Kore, Yeni Zelanda, Avustralya. Tabii ki. Yani bunlar biraz öteye gittiğimiz zaman Asya Pasifik bölgesindeki gelişmeler de aslında NATO'nun gündeminde. Belki de Putin'in özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra şartlarından birisi de şuydu. Yani bizi artık güvenlik, stratejik güvenlik tehditten çıkarılmasını da istiyordu Putin. Biliyorsunuz Çin'le Rusya'yı sürekli NATO bir güvenlik tehdidi olarak kabul ediyor belgelerinde. Onun için gelinen nokta belki bu konularda tartışılır. Tabii ki Türkiye NATO'nun üyesidir. Ama NATO içerisinde şu anda 32 üye var Türkiye ile beraber. 31 üye ne diyorsa onun sonuçları elbette ki görülecektir önümüzdeki süreçlerde. Bir cümle söylemek istiyorum bu konuda. Yani şimdi bazıları tabii Türkiye'nin NATO'dan ayrılması gerektiğini söylüyor. Neticede NATO içerisindeki bazı ülkeler Türkiye'nin terör konusundaki hassasiyetlerine karşı lakayet davranıyorlar veya kasti hareket ediyorlar. Evet, bunlar doğru. Ama yani dışarıda olduğunuz zaman mücadele edemezsiniz. İçeride mücadele edeceksiniz. NATO kesinlikle klasik bir uluslararası örgüt ve burada kararlar oy birliği ile alınıyor. Herhangi bir ülke hayır dediği zaman o konuda karar alınması mümkün zaten değil. Zaten İsveç'le Finlandiya meselesi. Evet, Türkiye neden NATO içinde kalmalı? Çünkü ulusal çıkarlarınızı NATO içinde kalarak daha iyi koruyabilirsiniz. Eğer Türkiye şimdi NATO dışında olsaydı, mesela diğer ülkeler ABD'nin yönlendirmesiyle Güney Kıbrıs Rum yönetimini de Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla NATO'ya almak istiyorlar. Tabii ki Asya'daki tavırlarını, tutumlarını 30 Haziran 2022'de Madrid zirvesinde gördük. O konu tam makul. Türkiye için de makul. Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda tamam. Evet. Fakat İsrail'i de almayı telaffuz ediyorlar. İşte bütün bunlar açık biçimde gösteriyor ki Türkiye ittifakın içerisinde kalmalı ve onlarla bu şekilde mücadele etmeli. Türkiye buradan ayrıldığı takdirde NATO'nun bizim istemediğimiz ülkelere doğru genişlemesi işten bile değil. Türkiye tek başına da olsa bu süreci kilitleyebilir, tıkayabilir. Yani bunu net biçimde gördük. Türkiye mesela hocam sizin dediğiniz çok doğru. Şimdi Türkiye'de sürekli tartışılıyor NATO'dan çıkalım.
böyle hamasetli. Şimdi az önce bir sorunuz da vardı Yaşar Hocama. Yani Türkiye nerede olmalı? Bence Türkiye'nin tek olduğu yer ulusal çıkarları doğu, neredeyse stratejik olarak orada. Yani ne batı ne doğu. Yani bugün bizim yani hem batı hem Rusya'da doğuda diyebiliriz. Bakın tabii ki olmak zorundayız. İki tarafla da olmak zorundayız. Şimdi Putin'in işte Türkiye ile olan ilişkilerine bakıyorsunuz. Amerika'nın da bakıyorsunuz. Amerika da Suriye'de YPG'ye, PKK terör örgütüne destek veriyor. Rusya'da ofis açtırmış yani Moskova'da. Yani şimdi böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman işte çok kutuplu dünyadan bahsediyorlar. Bakın halen iki kutuplu dünyadır ama çok kutuplu olarak gösterdiler yıllarca. Şimdi özellikle 24 yıl sonra Kuzey Kore'yi ziyaret etmesi, güvenlik anlaşması yapması ve güvenlik anlaşmasını adeta bir NATO'nun 5. maddesi gibi birimize bir saldırı, hep ikimize de bir saldırı kabul edilecek şeklinde. Askeri ittifak. Bu ittifaklar böyle boşuna mı yapılıyor? Yani onlar da kendileri için orada bir NATO benzeri bir güvenlik çatısı oluşturmaya çalışıyorlar ve bunun da öncülüğünü Çin biliyorsunuz çok fazla sessiz kalır kendi şeyiyle ama Rusya bunu buna öncülük ettiği için Sovyetler Birliği ile Amerika arasında Batı arasında da aynı şekilde o dönemde de Çin sessizdi. Şimdi de aynı şekilde ama bunu yürüten kim var? Şu anda Putin yürütüyor ve dikkat ederseniz NATO'nun bütün yapılan açıklamalar hepsi tamamen hedefinde kim var? Putin var. Yani Rusya demiyorlar, Putin diyorlar artık. Onun için buna dikkat etmeliyiz diye. De, İsrail ile ilgili temsilcisinin ya Dışişleri Bakanlığı'nın bulunmasının bir sebebi de NATO sadece bir askeri ittifak değil. Onun çerçevesinde oluşturulmuş bir Kuzey Atlantik yapısı var. Bunun çeşitli işbirliği içerisinde oldukları çeşitli bölgeler var. Akdeniz bölgesindeki ortaklarından bir tanesi de İsrail. Yani Tunus, diğerleri de var. Bu anlamda bu NATO'nun kuruluşunun 75. yıl zirvesinde Dışişleri Bakanlığı olarak temsil edilmesi o sebepten. Aksi takdirde İsviçre'de olduğu gibi Ukrayna Barış Konferansı'nda aynı oturumda İsrailli yetkilinin bakanın da temsil ettiğini gördüğü zaman Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantıyı terk ettiğini görüyoruz. Yani evet, bir olup bittiğe izin vermediğini görüyoruz. Yani burada atılan adımlar ya da takınılan tavırların belli bir rasyonalitesi var bu anlamda. Hocam bu arada size sormadan önce İrfan Hocam sizin bahsettiğiniz mesele aslında hani meşhur da bir söz vardır ya Türkiye NATO ülkelerinden kendini korumak için de NATO'da var olmalı bulunmalı diye. Evet. Tam olarak onun aslında tabiri oldu. Şimdi Ali Hocam dedi ki kendini bir askeri ittifak kuruyor. Aslında Rusya'nın böyle bir ittifakı var. Daha arka bahçesi diyebileceğimiz bölgede. Tabii. Kolektif güvenlik kolektif anlaşması güvenlik, evet. Ama bunun genişletilmesiyle olabilecek bir durum değil sanırım bu. Yani yok. Çin ve Kore gibi ülkelerin buna katılması da pek pratikte mümkün değil. Çünkü o daha çok eski Sovyet ülkeleri üzerinden yürüyen bir süreç. Bu ittifakların daha da gelişmesini bekliyor musunuz Rusya açısından? Şimdi Ali Bey bahsetti. Rusya ile Çin arasında bir fark var. Çin bu tip askeri ittifakların içerisinde bulunmuyor, kurmuyor. İkili anlaşmalar yapıyor fakat yapısal anlamda bir kurumsal yapı askeri ittifaklar yapısı oluşturmuyor. Ama Rusya'nın Sovyetler Birliği'nden devam eden kendisini koruma, ittifaklar içerisinde koruma politikası, belli bir tampon bölgeler oluşturarak ya da tampon olabilecek ülkeler üzerinden ittifaklar kurma çabası olduğunu görür. İşte başta Belarus'la yapılan, şimdi Kuzey Kore ile yapılan askeri ittifak anlaşması gibi. Ama sizi de bahsettiğiniz gibi var olan bir kolektif güvenlik anlaşması teşkilatı var. Fakat o üye olan ülkeler Rusya'yı özellikle Ukrayna konusunda direkt desteklemediklerini görüyor. Özellikle Kazakistan, evet. Ermenistan zaten ayrılmak istediğini beyan etti. Başvuru yaptı ayrılmak için. Ayrılmak için talepte bulundu. Demek ki o bölgelerde Rusya bir askeri anlamda, ciddi anlamda bir ittifak da kuramadığını
görüyoruz. Her ne kadar kolektif güvenlik anlaşması teşkilatı bir anlamda NATO'nun karşılığı Rus olsa NATO'su bile. Diye genelde evet, tabir ediliyor. Evet. Bazen tabii kamuoyunda karıştırılabiliyor. Şangay İşbirliği Örgütü'nün öyle olduğunu söylüyor. Şangay İşbirliği Örgütü bir kolektif güvenlik örgütü. Yani ittifak değil. Evet. NATO'nun ya da Rusya'nın Kuzey Kore ile imzaladığı askeri ittifaktaki gibi savaş anında birbirlerini destekleyecek değil. Güvenlik çevresinin, çemberinin oluşturulması bir anlamda Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın muadili olarak ele alabiliriz. Onun da yapısının değiştiğini görüyoruz. Yani bu toplantıda, Astana'daki toplantıda Şangay İşbirliği Örgütü temelde Rusya, Çin ve Orta Asya devletleri, Türkmenistan hariç, onun da farklı bir konumu var. Bir güvenlik kuşağı oluşturulması amacıyla belli de 3 tane temel hedef üzerinde işbirliği yapıyorlar. Şimdi içerisine Hindistan, Pakistan, İran gibi ülkeler de girince yapısı değişti. Yapısı değişti. Bu da ki burada ya Hindistan, Pakistan gibi birbiriyle çelişkili olan, yani bir anlamda mücadele içerisinde olan, Hindistan, Çin gibi rekabet içerisinde olan büyük devletlerin ya da bölgesel güçlerin olduğu bir yapı. Yani o anlamda sizin bahsettiğiniz Rusya işte Batı'ya karşı bir cephe oluşturabilir mi? Tek tek belki işte Kuzey Kore'de, çünkü aynı benzer konumdalar. İkisi de izole edilmiş devlet konumuna düştüler. O anlamda sınırlı kalır. Çünkü Çin'in burada atacağı adım, Çin şu anda bu tip askeri ittifaklara yanaşmıyor. Yani Batı'nın NATO'suna karşı bir Doğu NATO'su gibi bir oluşum çok beklemek gerekmiyor şu aşamada. Daha farklı alanlarda, daha farklı hedeflerde yapılan birliktelikler. Şu anda Çin'in o konuda bir konum almaması o konuda, daha doğrusu daha neutral kalması askeri güvenlik konularını ilgilendiren, sadece kendisi için hayati gördüğü konular dışında. Anladım. Tayvan olsun, Doğu Türkistan olsun, diğer bölge, Tibet eskiden de. Peki şimdi NATO'dan bahsettik, İsrail'in de davet edildiğinden bahsettik ama NATO'nun Kafkaslar'da da ortaklık platformları var. Azerbaycan ve Ermenistan da tabii bu zirveye davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Azerbaycan ve Pakistan'la bir üçlü zirvesi vardı ki bu da aslında önemli bir zirve. Pakistan ne açıdan önemli? Azerbaycan'a 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye ile beraber en büyük desteği veren ülkelerden biriydi Pakistan. Yine ortaklıkla bazı adımlar atabilecekleri yönünde de önemli mesajlar verdiğini görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Buradan hareketle şunu sormak isterim İrfan Hocam. Şimdi Ermenistan'la bir barış, kalıcı barış anlaşması süreci var. Biliyoruz Ermenistan'dan gelen bazı adımlar da var ki Başbakan Nikol Paşinyan daha zor duruma düşürmesine rağmen attı bu adımları. Ermeni Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan diyor ki Azerbaycan'la diyaloğun yeniden başlaması bölgeye daha fazla barış getirecek. Bir ay yoğun şekilde çalışırsak Azerbaycan'la önemli bir anlaşmaya imza atabiliriz. İlham Aliyev'in açıklamasına baktığımızda, bundan birkaç gün önce yapılan açıklama, Ermenistan'la normalleşmeye tabii ki sıcak baktıklarını söylüyorlar. Ancak özellikle vurguladığı bir nokta var. Ermenistan'ın anayasasında hala Azerbaycan'da toprak iddiası var ve bu anayasanın değişmesi lazım bir şeyler yapabilmemiz için. Şimdi Nikol Paşinyan'ın attığı adımlar aslında kendi iç siyaseti, iç dengeler açısından oldukça cesur adımlar bana kalırsa. Köyleri Azerbaycan'a iade etmek gibi, Ağrı Dağı'nın bizim devlet sembolümüzde ne işi var gibi mesajları. Ancak sizce bunu yapabilecek güçte mi şu anda? Yani Ermeni anayasasından Azerbaycan'a Azerbaycan'daki toprak iddiasını çıkarabilecek kadar bir gücü var mı bu sürecin ilerlemesi için? Çünkü Bakü'nün beklentisi, öncelikli beklentisi bu gördüğümüz kadarıyla. Ne dersiniz? Yani tabii ki Türkiye'nin yapması gereken görevlerden birisi de Nikol Paşinyan'ın Ermenistan'da iş başında kalması için işte yapabileceği çaba gayreti göstermek. Hakikaten Türkiye'deki bir siyasal partinin Doğu Beyazıt yahut da işte Ağrı il başkanı, Kars il başkanı ne tip açıklamalar yaparsa bir muadilini yapıyor. Yani bir başka açıdan şunu söyleyebiliriz. Yani ütopik değil, böyle havada uçmuyor. Reel politik, ülkesine en fazla
menfaat sağlayacak seçenekleri birbiri ardından sıralıyor. Zamanın gerçeklerinin halinin evet, farkında her şeyin olduğunu farkında, her şeyin farkında. Fakat kendisine karşı ülke içerisinde güçlü bir muhalefet var. Bir taraftan daha önce görev yapan ama yolsuzluk nedeniyle başları belaya giren Sarkisyan, Koçaryan yani eski ekip sürekli işte Karabağ Kli'yi suçluyor. Nikol Paşinyan'ı neyle suçluyor? Erdoğan'ın adamı ne derse aynısını yapıyor falan yani mealen böyle yani. Öte taraftan Ermeni Patrikhanesi Kilisesi de tepki gösterdi mesela bu köylerin, dört köyün iade edilmesine ve Erivan'da kitlesel gösteriler yapıldı. Patrik ciddi ciddi siyasi figür olarak evet evet Ermenistan'ın yani nüfusu kadar yahut da ondan biraz daha az yani işte rakamlar farklılaşıyor. Dışarıda Ermeni nüfusu var. Yani bunların işte bir kısmı yoksulluk sebebiyle Rusya içerisine gidip çalışıyorlar. Ama bir kısmı da daha Birinci Dünya Savaşı sonundan itibaren o tehcir harekatından kaynaklanan sebeplerle işte Lübnan'da var. Mesela Lübnan'da nüfusun %4'ü Ermeni. Fransa'da var. Belli yerlerde Marsilya'da falan. Amerika'da, Kaliforniya'da. Latin Amerika'da sayabiliriz. Yani Batı'da güçlü bir Ermeni diasporası var. Ve Ermenistan'ın daha fazla sıkıntı yaşamasını bunlar gönderdikleri işte bağışlarla, yardımlarla bir nebzeye kadar etkiliyorlar. Fakat esas olan ülkenin kendisinin çaba gayretiyle yoksulluktan kurtulması, işte sınırlarda, kısıtlamalardan kurtulması değil mi? Bu evet. Dağlık Karabağ nedeniyle başlayan isyan ve Azerbaycan topraklarının %20'sinin 20-25 sene Ermenilerin kontrolünde tutulması Ermenistan'ı adeta kapana sıkıştırdı değil mi? İşte Türkiye büyükelçiliğini çekti, sınırlarını kapattı, aynı şekilde Azerbaycan ve sadece İran üzerinden, sınırlı ölçüde Gürcistan üzerinden bir ticari faaliyet vardı. Şimdi mevcut şartlarda 10 Kasım 2020'deki ateşkes anlaşması temelinde müzakereler devam ediyor. Ve çok önemli aşamalar da kaydedildi. Bir taraftan Ermenistan-Azerbaycan arasında müzakereler devam ediyor. Öte taraftan da Türkiye ile Ermenistan arasında. Türkiye hem büyükelçiliklerin karşılıklı açılmasını konuşuyor Ermenistan tarafıyla hem de sınır kapılarının açılmasını konuşuyor. Türkiye Azerbaycan'ın kabul etmediği hiçbir seçeneği, hiçbir adımı atmayacağını net biçimde deklar etti. Yani Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde oluyor bu işler. Bir başka açıdan baktığımızda Gümrü'de Rusların üsleri var, askeri üsleri var. Gürcistan'ın iki bölgesini zaten merkez hükümetten koparmışlar. O koparılan aylıkçı bölgeler Rusya ile anlaşma yapmışlar. Sınırlarını Rus askerleri koruyor. Azerbaycan'da 10 Kasım anlaşmasıyla Azerbaycan için büyük tehdit, tehlike yaratan bir planlama yapılmıştı. Değil mi orada? Oradaki lokal Ermeniler Arsak Cumhuriyeti, kendi kaderini tayin hakkı. Bunu sürekli gündeme getiriyorlardı ve bu kanaldan tıpkı işte eski Yugoslavya'daki işte Kosova gibi falan böyle özel bölgelerin devlete dönüşmesini burada pratiğe aktarmak istiyorlardı. 10 Kasım 2020'de bu ateşkes anlaşmasıyla işte bir taraftan Laçin koridoru, bir taraftan Zengezur koridoru. Bugün Laçin koridorunun falan anlamı kalmamıştır. Azerbaycan oradaki İhtiyaç bölgeyi kalmadı. Tamamen kontrol altına almıştır. Öte taraftan Rusya burada 1920 askerden 1980 galiba. 1980 askerden oluşan bir Rus barış gücü görevlendirdi ve bunların da artık yani Dağlık Karabağ tamamen oradaki böyle de facto yapı tamamen lağvedildiği için değil mi? Han kendi falan tamamen artık merkez hükümetin kontrolüne geçtiği için bunlar da geri çekildi. Yani Rusya'nın Azerbaycan'daki etkisi, nüfuzu azaldı. Ermenistan'da kısmen azalarak da olsa devam ediyor. Gürcistan'daki bölgesinde devam ediyor. Şimdi bütün bu açılardan baktığımızda bu işte görüşmelerde, müzakerelerde Rusya'nın da muvafakatıyla, örtülü işte oluruyla bir barış anlaşması arifesinde bulunuyoruz. Bu anlaşma akledilene kadar ve Balkan Transkafkasya barış girene kadar Türkiye bu bölgedeki gelişmeleri etkili biçimde yönlendirmeye devam etmeli. Sonrasında da devam etmeli.
Tabii pek çok boyutu var. Şimdi siz bahsettiniz işte bu iki ülke NATO ile bir takım konularda Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan bir takım konularda işbirliğine gidiyor ama belki o çok sonra şekillenecek. Şu an itibariyle Avrupa Birliği bir başka tavır pozisyon aldı. Ukrayna Savaşı'ndan sonra hem Moldova'ya, bakın Moldova da parçalı bir ülke. Transnistria Rus Cumhuriyeti. Ukrayna zaten toprak bütünlüğü yok. Yani daha önceki zamanlarda Donbas ayrılıkçıların kontrolü edildi, Kırım işgal edilmişti. Hem Moldova ile hem Ukrayna ile önce aday ilan ettiler, şimdi müzakere başlatmaya hazırlanıyorlar. Avrupa Birliği bir başka şey daha yaptı. Yani hiç yapılmaması gereken şey yaptı. Avrupa'ya kim katılabilir? İşte neticede Kopenhag kriterlerine uygun adımları atan ülkeler katılabilir. Bir de coğrafi olarak Avrupa'da olan ülkeler katılabilir. Peki yani Gürcistan Avrupa'da mı? Gürcistan'da başvuru yaptı ve başvuruyu kabul ettiler. Şimdi Gürcistan'la masaya oturmaya hazırlanıyorlar. Yani Avrupa'nın sınırları aslında bu Kafkas Dağları'ndan başlıyor. Kafkas Dağları'nın kuzeyi ve Ural Dağları'nın batısı Avrupa, doğusu Asya. Yani bu açıdan baktığımızda şimdi Ermenistan için yeni bir böyle onlarda heves uyandıracak ve Azerbaycan için yeni bir kapı daha aralandı. Hocam müsaadenizle lafınızı unutmayın lütfen. Bir kısa araya gidelim. Aradan sonra hem sözünüzü bitirelim hem size bu konuyla ilgili bir soru daha sormak isterim. Ondan sonra da diğer meselelere döneriz. Evet. Kısa bir aramız var, sonra tekrar karşınızdayız. "24 Özel" devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana ziyareti üzerinden Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kazakistan'daki temasları üzerinden ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi üzerinden bölgesel meseleleri konuşuyorduk. İrfan Hocam, araya gitmeden önce sözünüz yarım kalmıştı Azerbaycan-Ermenistan meselesiyle alakalı olarak. Buyurun, dinliyoruz sizi. Evet, şimdi bu 10 Kasım 2020'deki ateşkes anlaşmasının işte barış anlaşması ile taşlandırılması, Transkafkasya barışın gelmesi, yani son aşamada bulunuyoruz. Bu dönemde Ermenistan'daki mevcut Nikol Paşinyan idaresinin iktidarda kalması için Türkiye'nin de çaba gayret göstermesi hem kendi çıkar için hem bölgenin istikrarı için ehemmiyet taşıyor. Tabii ki sadece Türkiye değil, başka aktörler de bu coğrafyada etkilerini, nüfuzlarını arttırmaya çalışıyorlar. Rusya'nın durumunu demin konuştuk. Mesela bu Ermenistan, Rusya'nın NATO'su diyebileceğimiz ama NATO'nun türevi olarak nitelendirebileceğimiz bir şekilde yapılan kolektif güvenlik antlaşması teşkilatına üye. Dağlık Karabağ'ın bu savaşı esnasında hatta bir takım provokatif uygulamalar da yaptı. Yani Dağlık Karabağ'dan değil de Ermenistan topraklarından Azerbaycan'a yönelik böyle top çatışları yapıldı. İşte bir takım füzeler gönderildi. Ya Azerbaycan cevap versin ve cevap verdiği zaman bu görüyorsunuz Azerbaycan'ın topraklarına Ermenistan saldırdı. Hani bizim garanti öngören maddemiz bakalım devreye girecek mi falan. Rusya o konuda biraz daha böyle soğukkanlı hareket etti. Azerbaycan'ın da aslında talep etti de Kazakistan bunu yani Rusya da aslında Kazakistan'ı falan dinlemezdi. Neticede baktığımızda orada işte neticede 6 ülke var. Belarus, Beyaz Rusya, Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan. Yani bundan daha geniş bir siyasi örgütlenmeyi 15 Sovyet Cumhuriyetleri'nin baki kalanları bakımından BDT olarak zaten örgütlediler. Baltıkların dışında kalanlar, Estonya, Letonya, Litvanya dışında kalanlar. Bir başka şemsiye altında yine Rusya ile işbirliği yapmaya zorlandı. Şimdi bu Transkafkasya'daki 3 devlete baktığımızda işte bir taraftan NATO ile irtibat ilinti kurmaya çalışıyorlar. Gürcistan'ın macerasını zaten biliyoruz. 2008'de Rusya Gürcistan'ın katılma talebine karşı çok sert bir tepki ortaya koymuştu. Şimdi Ermenistan ve Azerbaycan'ın NATO ile işbirliği çabaları dikkat çekiyor ama bundan daha fazla ehemmiyet taşıyan husus, şimdi ilk adım atıldı. Gürcistan aday ilan edildi. Gürcistan'la işte belli bir hazırlık aşamasından sonra tam yönelik müzakerelerinin başlayabileceği söyleniyor. Yani ne oluyor diye baktığımızda Avrupa Birliği böyle coğrafi kriterin dışına çıkıyor.
Daha önce Tunus başvuru yapmıştı 1987 yılında. Tunus'un başvurusunu reddetti Avrupa, AET dönemiydi o zaman, Avrupa Ekonomik Topluluğu. Niye reddediyorsunuz? Ya burada da bir parlamenter demokrasi var, seçimler var. Tunus Maghrib'de, Kuzey Afrika'da. Tunus'u kabul etmediler. Şimdi peki Tunus Kuzey Afrika'daysa şimdi buradaki Gürcistan nerede, değil mi? Avrupa'da değil yani, neticede Asya'da. Anadolu'nun adı Minor Asia, Küçük Asya. Yani biz Avrupa'ya nasıl kendimizi kabul ettirdik? Trakya'dan dolayı. Adeta bir sınıfın kapısını düşünün. Yani değil mi? İşte sizi içeri almaya, almayı engellemeye çalışıyorlar. Ama siz içeri girmek için bastırıyorsunuz. Böyle ayak kapıdan içeri girmiş, değil mi? İçeriye doğru. Bu kadarı yeterli. Yani ilk başvurduğumuz dönemde Türkiye'nin Avrupalılığını coğrafi olarak, siyasi olarak tescil ettiler. Ve sonra başka türlü açıklama yapan Avrupa'da siyasal partiler var. Şimdi öyle anlaşılıyor ki hemen Gürcistan'ın arkasından Ermenistan da bu yönde Avrupa Birliği ile bir siyasi ilişki, hatta böyle adaylık, tam üyelik yoluna girecek. Zaten Azerbaycan için bu işler biraz daha kolay. Azerbaycan'ın doğal kaynakları, bunun iki katına çıkarılması için bir anlaşma yapıldı, doğal gaz sevkiyatının. O biraz daha hızlı işleyebilir. Yani şuna tanık oluyoruz. Tıpkı NATO gibi işte bir takım uluslararası bölgesel örgütler kendi bölgesinin dışına çıkıyorlar. Mesela NATO kurulduğu zaman North Atlantic Treaty Organization, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Atlantik Okyanusu'nun batı tarafında ABD, Kanada, doğu tarafında da Avrupa ülkeleri. Doğu tarafında da işte o tarihte ikisi orada 10 ülke, 12 ülkeyi de kuruldu. Batı Avrupa ülkeleri. Hemen daha ilk adımda 52'de Yunanistan'ı ve Türkiye'yi aldılar ve böylece bölgesel olarak ismi baki kaldı, fakat bölgenin dışına, değil mi, bu ittifak yayıldı. Şimdi belki önümüzdeki dönemde NATO bakımından işte Güney Kore'yi, Japonya'yı falan, bunların da dahil edilmesini konuşacağız. Global bir savunma ittifakı haline gelecek. O başka bir programın konusu, fakat şu husus gayet açık. Avrupa Birliği önümüzdeki dönemde Trans-Kafkasya üzerinde etkisini, nüfuzunu, özellikle yumuşak güç etkisini tam pres sahaya yansıtacak. Ermenistan'a zaten her zaman bir sempati duyuyorlar. Azerbaycan bakımından da doğal gaz bağlantısı Avrupa Birliği'nin burayla yakından ilgilenmesini kolaylaştırıyor. Gürcistan'da da zaten süreç çoktan başladı. Evet, Kafkasya'da böyle bir gidişat, böyle bir temayül var. Yalnız şimdi, bir sorun var tabii Kafkaslar'da. Sizi dinleyelim hocam. Ben de size bir soruyla gelecektim. Onu da sorayım, ikisini bir alalım müsaadenizle. İrfan hocam, siz bunlardan bahsederken benim aklıma şu geliyor. Şimdi Kafkaslar'da, daha doğrusu Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi arasındaki normalleşme sürecini biz 3 merkezde yürüdüğünü gördük şimdiye kadar. Biri Moskova, biri Brüksel ve Washington. Bunlarda bakanlar bir araya geldiler, oturdular, toplantılar yaptılar vesaire. Şimdi işte tekrar NATO için gidecekler. Yani şöyle bir soru işareti de doğuyor benim aklımda. Yani ileride Doğu Batı cephesi, hatta bunu 3 merkeze de yayabiliriz. ABD, Avrupa ve Rusya arasında yeni nüfuz mücadelesi alanı olarak Kafkaslar bir başka gerilime sebep olur mu acaba diye de aklıma gelmiyor değil. Elbette. Tabii Kafkaslar zaten çatışma bölgelerinden tarihsel olarak da farklı zamanda, bu Birinci Dünya Savaşı olsun, öncesi olsun, evet, bugüne kadar çatışma bölgelerinden bir tanesiydi. 90'lı yıllarda zaten ana çatışma bölgelerinden bir tanesi olarak tanımlanıyordu. Bir anlamda Balkanlaşmış bir bölge olarak da etnik yapısı, etnik gruplar arasındaki ilişkiler sebebiyle. Ama Kafkaslar biraz karışık. Yani onda ne her ne kadar Gürcistan Mikhail Saakashvili döneminde Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya çok yakın bir politikalar geliştirse de, onun iktidardan düştüğü 2013 sonrasında bu ilişkilerin yavaş o kadar de gelişmediğini görüyor. Her ne kadar Avrupa Birliği Gürcü vatandaşlarının vizesiz dolaşım hakkı tanıdılar, ama son özellikle Gürcistan'da büyük gösteriler var bugünlerde. Sebebi de etki yasası. Bu etki yasasını Avrupa Birliği de
karşı ve Avrupa Birliği'nin yetkilileri Gürcistan eğer bu etki yasasını geçirdi nihayetinde. Hatta Gürcistan Cumhurbaşkanı eski Fransa'nın Gürcistan Büyükelçisi, Gürcü asıllı bir Fransız diplomatı sonra Gürcistan Cumhurbaşkanı oldu. Yasayı veto ettiği halde tekrar iktidardaki parti parlamentodan geçirdi. Yani Rusya'ya yakın hükümetle Batı'ya yakın Cumhurbaşkanı. Orada aslında Ivanishvili'nin ve ekibinin Rusya'ya yakınlığı evet ekonomik olarak bazı yakın şeyler var ama siyasal olarak Gürcistan'ın Abhazya, Güney Ossetya gibi bir toprak parçasını Rusya kopardı. O hala Gürcüler tarafından kabul edilebilir bir durum değil. Ama şunu da biliyorlar. Gürcistan'ın o bölgede yaşayabilmesi, Rusya ile de iyi ilişkilerin olması. Rusya ve Türkiye ile tabii bunu bu anlamda bu hükümet, var olan Gürcü hükümeti şu durumda Avrupa Birliği ki Avrupa Birliği yetkilileri Gürcistan'ın bu yasayı geçirirlerse Avrupa Birliği düşüncesini aklından çıkarması gerektiğini de söylediler. Protestoların ama, da ana tezi oydu zaten tabii, yanlış hatırlamıyorsam. Ama hocamın da belirttiği gibi sizin de ifade ettiğiniz bir rekabet alanı. Niye rekabet alanı? Özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasında anlaşmanın, barış anlaşmasının imzalanması Kafkasya'yı bir anlamda geçiş koridoru olarak önemini arttıracak. Burada Çin'in de kuşak yol inisiyatifinin orta koridoru, Rusya'nın planladığı yine Kafkasya üzerinden, İran üzerinden Kuzey-Güney koridoru, Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu isim olarak Global Gateway adını verdikleri batıdan doğuya giden bir anlamda Çin'le de orta koridorla da uyuşan bir politikaların geçiş noktası olması itibariyle sükunetin sağlanması, barışın sağlanması Kafkasya'yı bir geçiş noktası haline getirecek. Özellikle bu Ukrayna'daki savaş sonrası Avrupa yetkililerin daha önce demokrasi yok, otoriter rejim var şeklinde eleştirdikleri Azerbaycan'ı, Kazakistan'ı ziyaret ettiğini görüyoruz ki ortaya koydukları politika şu, biz işte Orta Asya ve Kafkasya ile bir connectivity dedikleri, bağlantı kurmak. Bunun enerji, dijital ya da transit, ticari koridorlar şeklinde bağlantı kurmak istedikleri noktalardan bir tanesi ki artık o ülkelerin ki Avrupa otoriter tanımlaması yapmadıklarını görüyoruz. Daha çok kendi çıkarlarını gerektiren adımlarını attığını görüyoruz. Bu anlamda Kafkasya önemli. Ama Avrupa içerisinde de bir bütünlük olmadığını da görüyoruz. Evet. Son döneme kadar Ermenistan'a hem silah veren hem siyasal destek veren bir Fransa'nın olduğunu görüyoruz. Ama tabii Ermeni siyasi eliti de başta Paşinyan olmak üzere Macron'un gücünün de sınırlı olduğunu görüyoruz ki Fransa şu anda zaten siyasal bir değişim içerisinde Ermenistan'ı arkalayabilecek zaten gücü yok. Bu anlamda Ermenistan'ın ayakta durabilmesi için Türkiye ile Azerbaycan'la anlaşmayı en kısa zamanda yapması ve Avrupa Birliği'nin ve Çin'in o yatırımını çekmeye başlaması gerekiyor ki bu da tabii bizim çıkarlarımız o anlamda Paşinyan'ın düşüncesiyle örtüşüyor. Bunun tabii bizim beklentimiz, tabii Paşinyan'ın da zor bir durumu var içeride. Çünkü o anayasasında ya da anayasayı temel olan belgede geçen işte bizim Doğu Anadolu'muzu Batı Ermenistan olarak tanımlayan ya da Azerbaycan'da irredentist politikaları içeren o taleplerin kaldırılması çok kolay değil. Çünkü Ermeni kimliğinin önemli bir parçası haline gelmiş bir düşünce. Arı Dağı'nı gördüğü evet, zaman Ararat. Kendi tabii Ararat sembol halinde Paşinyan'ın ifadesi var. Siz Ararat'ı hayal ederken ve ilerisini hayal ederken önümüzdeki Erivan'ı da kaybedebiliriz noktasına geldik. Evet. Aslında bu zihinlerdeki dönüşümün başladığını anlıyoruz. Çünkü Karabağ Savaşı'nın ikinci savaşı kaybetmesine rağmen yapılan seçimde tekrar kazanıp iktidar evet, olabilmiş Paşinyan'dan bahsediyoruz. Haziran ayında parlamenter bir demokraside öyle bir rakama yakalamak mümkün değil. Yani %54. Ve savaşı kaybetmişsiniz. Yani şimdi tabii Putin 87 aldı ama orada zaten muhalefetin eli kolu baltayla doğranmıştı yani netice olarak. Yani
bir şeyleri daha ileriye götürebilmesi için de işte bu nefretten beslenen hem bürokraside hem söyleyeyim, siyasette ordunun içindeki o Karabağ bloğunu ve diasporanın etkisini, tutumunu, inadını, evet, etkisini aşması lazım gibi görünüyor. Ama ilginç şeyler, gelişmeler yaşanacak gibi de görünüyor. Son derece pragmatist ve vizyoner bir bakış açısı. Öbür türlü böyle ekstremist milliyetçilik yaparak zaten gideceğiniz bir yer yok. Duvara tostarsınız bugüne kadar tostladıkları gibi. Bunu isteyen bir halk kesimi de olması tabii, evet, arkasındaki en önemli güç. Şimdi tekrar Erdoğan-Putin görüşmesine dönecek olursam, buradan hareketle biraz Suriye meselesinde de daha detaylı değinelim isterim. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'un bir açıklaması vardı bu görüşmeyle, evet, alakalı. Ne diyordu? Suriye'de barışın tesis edilmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya bu konuda büyük çaba harcıyor. Komşu ülkelerle bu sürecin daha başarılı bir şekilde gelişmesini sağlayacak temasları memnuniyetle karşılarız. Ve herkesin teröre karşı çıktığını vurgulayarak Türkiye Cumhuriyeti dahil tüm ülkelerle bu konuda işbirliği yapacağız diye açıklamada bulunmuş ki bunlar aslında hani ileriye dönük neler olabileceğine dair en azından Rusya'nın tutumu konusunda dikkat çekici mesajlar. Şimdi Suriye'deki bu mesele artık donmuş tarafların, kemikleşmiş pozisyonların, evet, olduğu bir yapı ama işte PKK-YPG terör devleti kurdurmak gibi projelerle, Cumhurbaşkanı Erdoğan deyimiyle teröristan dediği projeyle alakalı olarak işte seçim altyapısı oluşturmak gibi çok tehlikeli adımların ABD cephesinden atıldığını PKK-YPG tarafından görüyoruz. Yani bu adımlar atılmak istendiğinde ABD'nin izni dışında bir girişimde bulunabileceğini düşünmüyorum. Daha sonra vazgeçirmiş de olsalar. Oralara tabii daha detaylı değineceğiz ama bu mesele nasıl çözülebilir? Şimdi Şam'la bir görüşme ihtimali, daha doğrusu bir diyalog ihtimalinden bahsedildiği bir süreçteyiz. Ancak şunu da biliyoruz ki Türkiye Suriyeli mültecileri, Türkiye içinde de Suriye sınırları içindeki mültecileri de kendi evlerinden olanları da hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Evet. O bölgede hayatın normalleşmesi için her türlü çaba gösteriliyor, fedakarlık yapılıyor. Ve şunu da net olarak söylüyor ki bu sorun çözülecekse mültecilerin güvenli ve onurlu şekilde geri dönüşleri sağlanarak çözülecek. Bu politikadan da başka bir yöne sapmadığını ısrarla vurguluyor. Evet. Şu aşamada bu açıdan bir ilerleme adımı ihtimali görüyor musunuz? Ne dersiniz? Şimdi şöyle açık söyleyeyim bunu. Suriye'nin komşularla problemi Türkiye dışında yok. Nasıl yok? Onun altını çizeyim. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü İran'la ilişkisi iyi. Irak'la iyi. Ürdün'le iyi. Onun dışında Lübnan'la zaten iyi. Hizbullah'tan dolayı. Ve Arap dünyasına, Arap Birliği'ne daha önce 2011'de çıktı. Daha sonra tekrar geri döndü. Evet. Şimdi bölgede şu anda Türkiye dışında Suriye ile diplomatik ilişkisi olmayan ülke yok. Tabii Katar'ı da buna katabiliriz ama çok fazla, yani bölge komşu ülkeler özellikle odaklı gidersek şu anda Türkiye dışında böylesi bir durum yok. Onun için son, az önce de belirtmiştim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve daha bunun öncesi var. Tabii ki bu görüşmeler, diplomatik ilişkilerin kurulması için, yeniden kurulması için daha önce de girişimler vardı biliyorsunuz. Tabii istihbarat seviyesinde tabii, bazı istihbarat Dışişleri Bakanlığı 28 Aralık 2022 tarihinde Moskova'da görüşüldü. Daha sonra yanılmıyorsam Şubat 23'teydi, 2023'teydi yine bir görüşme gerçekleştirildi ama bu görüşmeleri tıkayan temel sebeplerden bir tanesi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenli bölgelerden geri çekilmesi koşuluydu. Ki biz de bunu ben birçok yayında da söyledim. Yani şimdi bazı krizler var. Öne sürdüğünüz şartları yumuşatmanız gerekiyor. Nedir bu şart? Yani bu şart eğer sizin diplomatik ilişkilerinizi tekrardan kurulması için en büyük engelse, onu biraz yumuşatarak, arka plana, zamana yayarak, siz eğer ki bir ilişki kurmak istiyorsanız bunu zamana yayarak çözmeniz gerekecektir. Şimdi Esed tarafına baktığımızda son özellikle Putin'le Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın görüşmesinden sonra ortaya çıkan bir süreç var bence. Orada belki çok fazla basına söyleyip ya da dünyaya duyurmak
bazen birçok şeyi engelleyebilir. Onun için mümkün olduğu kadar ince bir diplomasiyle, hatta sessiz bir diplomasiyle yürütülmesi daha doğru olur. Yani şimdi çok özet geçersek yabancı basında evet, onun için bazı çok görüşmeler fazla olduğuna dair iddialar yayınlandı. İddialar vardı ama yani çok fazla iddiaydı. Yani mesela resmi bir açıklama olmadı evet, bununla ilgili. Ama gelinen nokta zaten düşünün, Türkiye ile Rusya her zaman görüştüğünde mutlaka bir Suriye dosyası var. Türkiye'nin elinde şu anda dış politikada bütün görüşmelerde hemen hemen Türkiye'yi ilgilendiren, kendi milli güvenliğini, aynı zamanda sınır güvenliğini ve terörle mücadelesi konusunda etkili olan bir bölge var. O da Suriye'dir şu anda. Çok net bir şekilde söyleyeyim bunu. Onun için muhakkak bütün görüşmelerde Suriye meselesi var. Ama bu mesele biraz daha farklı. İlişkiler yeniden kurulması. Yani şunu söyleyeyim, açık söyleyeyim. Bakın, dış politika zaten bilindiği üzere, yani kalıcı düşman, kalıcı dost yok. Kalıcı olan sizin ulusal çıkarlarınızdır. Ama şu gerçek var. Ben bunu hep savundum. Şu anda da savunuyorum. İkili ilişkiler ne kadar kötü olursa olsun, bir gün düzelir. Ama ben şunu söylüyorum hep. Peki Suriye'nin toprak bütünlüğü düzelir mi? Nasıl düzelir peki? İmkansız değil ama zor, çok zor. Bunun düzelmesinin tek yolu benim gördüğüm kadarıyla, şimdi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mesajlara baktığımız zaman, biz eski ailece görüştüğümüz günlere de geri dönebiliriz mesajı. Sayın Esed demesi ve Suriye'nin iç işlerine hiçbir şekilde karışmıyoruz demesi, bu üç mesaj bana göre son 13 yılda verilen en net mesajdı. Bunu Esed'e de, dünyaya da ve komşu ülkelere de. Şimdi sizin az önce söylediğiniz Rusya tarafından gelen açıklama da bu. Komşularla demesi, demek ki Türkiye ile beraber burada bir barış oluşturmak istiyorlar. Ama şunu söyleyeyim, az önce söylediğim gibi imkansız değil toprak bütünlüğünün sağlanması ama zordur. Nedeni de şu, uluslararası koalisyon güçleri, Amerika Birleşik Devletleri geri çekilmediği müddetçe biz Suriye'yi tek bir toprak bütünlüğünü sağlayamayız. Bunu Rusya da isteyecektir. Rusya da şu anda istiyor. Rusya neden istiyor? Suriye'nin toprak bütünlüğü, bakın, Türkiye dışında, gerçekten buna kesinlikle inanıyorum, ne komşu ülkelerin umurunda Suriye parçalanıyor, parçalanmıyor, ne Avrupa Birliği'nin, Batı'nın umurunda, ne de Rusya'nın umurunda. Ama şu var, Rusya'nın umurunda olan tek bir konu var. Amerika Birleşik Devletleri ve uluslararası koalisyon güçlerinin bir an önce Suriye topraklarından çıkmasını istiyor. Bunu da nasıl yapacaksınız? Açıkçası ben zor görüyorum. Amerika, işte Trump gelsin şimdi diyelim, Kasım'da seçim olacak. Biz daha Trump dönemini de biliyoruz, daha önceki başkanlık döneminde, ki askerlerimizi geri çekiyoruz diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramıştı hatırlarsanız. Evet. 600 askerimiz kaldı demişlerdi Trump'a. Normalde 950 galiba bir asker sayısı vardı. Kendileri söylediler. Yani Pentagon öyle olsa bile mesele, evet, Trump'la da bitmiyor. Amerika, mesele Pentagon meselesi ve Amerika'nın, evet, CENTCOM ve Amerika'nın Suriye politikası meselesi. Şimdi müesses nizam denilen, evet, biz her zaman Amerika'nın A planını biliyoruz. Bunu gösterir bize zaten, belli ediyor. Ama B, C planı nelerdir? Buna çok dikkat etmeliyiz. Şimdi YPG, PKK terör örgütünden Amerika vazgeçer mi? Vazgeçer kendi çıkarları doğrultusunda. Ama o bölgede bir kere Suriye'nin parçalanması konusunda kararlı görünüyor. Yani bunun altını çizeyim. Bunu YPG ile mi yapacak? Başka bir yapılanmayla yapacak? Onu zaman gösterecek ama şu andaki gelinen nokta bu maalesef. Şunun da altını çizeyim. Yaşananları görüyoruz Suriye'de, özellikle son zamanlarda. Türkiye'nin geçmişte, bakın, Türkiye 2000, ben hep ayırıyorum, 2011 ile 2015 yılları arasında Türkiye'nin izlediği politikalar tamamen Obama odaklı, Amerika odaklı, Batı odaklı ve Esed gidecek.
gidecek mi gitmeyecek mi üzerinde bir yapı kurulmuştu. Dış politika yapı, Suriye politikası oluşturulmuştu. İşte daha sonra şimdi de rejim mi Esed mi daha sonra bu sefer tartışmalar oldu. Yani ne muhalif Suriyeli muhalifler şu ana kadar net bir şekilde bir politika izlediler ne de Türkiye. Bunu altını çizeyim. Çünkü Türkiye'de o dönem hatırlayın Manaf generaldi o özellikle şeyin Esed'in çocukluk arkadaşıydı. Kaçmıştı. Türkiye'ye de geldi. Manaf Talas soyadı. Evet çok yakındı ona. Evet. Bakalım. O zaman geldiğinde işte bunu alternatif olabilir. Türkiye daha sonra Esed gitsin. Onun yerine Faruk Şahra ki kendisi daha önce Esed'in de yardımcısıydı. O geçebilir. Yani şimdi Türkiye'de haksız değildi bazı konularda. Şöyle bir haklı payı vardı. Türkiye Irak gibi Amerika işgal ettikten sonra bütün devlet kurumlarını yok etti. Özellikle istihbaratından tutun güvenliğine kadar. Ve Irak'ta çok kaotik bir ortam ortaya çıktı. Halen ciddi anlamda kurumları kurumsallaşamadılar 2003'ten bu yana. Şimdi burada da Esed gitsin, rejim değişsin ama devlet kurumları ayakta kalsın. Bu kadar bu tez kesinlikle mümkün değil. Çünkü bunlar devletin içi, bunlar devletin bütün kurumlarını oluşturuyor. Devlet kurumları ayakta kalması için bu tür ülkelerde söyleyeyim diktatörle yönetilen Baath rejimi gibi bir partiyle yönetilen devletlerde kurumların başı istihbarat ve güvenlik birimleridir. Siz bu ikisini bitirmediğiniz müddetçe zaten rejim değişmeyecek. Bu bir. İkincisi bunlar kaldığı zaman bu sefer bazı kalıntısı diye kaotik bir ortam ortaya çıkacak. Yani öyle bir süreç başlatılmış ki Suriye'de bunu ne yaparsanız yapın kaotik sisteme bir süreci var. Ama şu vardı, bunu çok istedi Türkiye. Maalesef Esed rejimi kabul etmedi. İşte yumuşak bir geçiş olsun. Hadi yardımcına şey yap. O zaman da demek ki Esed'le ilgili bir durumdu. Şimdi ben 2011 yılından beri hep şunu savunuyorum. Rusya, İran. İkisi de Suriye'de. Suriye'nin başında durdular. Yanında durdular daha doğrusu. İran Esed ailesini, Esed'i bizzat destekliyor. Yani rejim değil İran için önemli olan. Önemli olan Esed'tir. Bunun da sebeplerinden bir tanesi 80-88 yılları arasındaki İran-Irak Savaşı'nda hem Baath Partisi olmasına rağmen hem de Arap bir devlet olmasına rağmen bütün Arap ülkelerini karşısına aldı Hafız Esed. İran'a destek verdi. İran da bunun karşılığını bu süreçte ödemiş oldu Esed'e. Rusya için evet, önemli. Için de bir vefa borcu gibi. Vefa borcu gibi. İran için, Rusya için nedir? Rusya için önemli değil. Esed gider, yerine gelir. Çünkü Rusya'nın ilişkilerine baktığımız zaman, bakın, Rusya Sovyetler döneminde de Suriye ile çok ilişkisi iyiydi. Ki bizim 1957 yılında Suriye ile yaşadığımız bir kriz var. Orada Sovyetler Birliği'nin silahlandırmasından dolayı biz neredeyse savaşa girecektik. Ama şöyle bir gerçek de var. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ki dağıldı. 1974 yılındaki Suriye ile Sovyetler Birliği arasındaki güvenlik askeri anlaşma feshedilmedi. Onun için Suriye Rusya için de rejimin ayakta kalması oradaki başındaki değişebilir. Hiç önemli değil. Bugün Esed gider başkası gelir. İkinci noktaya geleyim. Faktör bu çok önemli Türkiye-Suriye ilişkilerinde. 2015 yılına kadar bizi Obama ile bizim izlediğimiz 2015 yılından sonra da Rusya ile bir ilişki kurduk. Bunda da haklıyız. Çünkü denge politikası izlemek zorundayız. Amerika'yı nasıl durdurabilirdik? Zaman zaman Rusya ile durdurduk. Astana süreciyle işte İran'la işbirliği bazen yaptık. Çok olmasa da yani her ne kadar İran çok ciddi anlamda zarar verdi Türkiye'nin çıkarlarına Suriye'de. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman 2015 yılından beri de aslında ikili ilişkilerin gelişmemesinde, diplomatik ilişkilerin başlamamasında da Rusya faktörü de var. Çünkü Rusya'da o süreçte
İşte Batı ile Türkiye'nin ilişkileri, NATO ile Türkiye'nin ilişkileri, S-400'ler meselesinden dolayı bu süreci, yani Esed'le doğrudan Türkiye görüşmesin, benim üzerimden bir köprü olarak görüşsün şeklinde bir tavır sergilemişti. Şimdi gelinen nokta çok farklı, çünkü şu var. Türkiye artık şu mesajı da veriyor ki biliyorsunuz Sayın Hakan Fidan'ın meclis konuşmasında da dile getirdi. Rusya'yı da mesaj verdi. YPG terör örgütü konusunda, Suriye konusunda. Artık eğer ki Türkiye'nin güvenini istiyorsanız, yani Rusya için söylüyorum, Esed Recep ile de artık görüşmeler, diplomatik ilişkilerin başlaması gerekiyor. Orada bir güvenli bölgeden ziyade terörle mücadele kapsamında Türkiye'nin de oradaki hareketlerine rejim tarafından da destek gelmesi gerekiyor. Ve bunu şu anda bence Putin şu kanaatte artık Türkiye ile beraber, Türkiye'nin de Esed'e karşı herhangi bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor, artık hiçbir şekilde bir olumsuz tutumu yok. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi tabii ki kriz 13 yıldır. Bu kadar kolay mı olacak? Yani bir telefonla mı ya da bir şeyle mi ilişkiler zedelenmiş, güven sorunları yaşanmış. İşte muhalefet, Suriyeli muhalif gruplar faktörü var. İşte YPG terör örgütüyle Esed Recep arasındaki dirsek teması faktörü var. Türkiye'nin kendi güvenlik konusunda faktörler var. Birçok faktör var. Bunlar aşılır mı? Zamanla aşılır. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye-Suriye ilişkileri rayına girmesi açısından söylüyorum. 6 ayla 1 yıla ihtiyaç var. Açık söyleyeyim. Bu görüşmeler şimdi Bağdat'ta önümüzdeki süreç için bir tarih vermiyorlar. Irak basını, Arap basını çok çıkıyor bu. Türkiye'den bir heyet gidecek Bağdat'a, Suriye'den de bir heyet gidecek, görüşecekler. Daha sonra işleri rayına girecek ve belki Cumhurbaşkanı ile Esed'in görüşmesine kadar gidecek bir zemin hazırlamayı planlıyorlar. Ama netice olarak dediğim gibi Suriye için şu anda en az 10 yıla ihtiyaç var. 12 milyon insan çıkmış, yerinden edilmiş. Hem ülke içinde hem ülke dışında. Türkiye'deki mültecilerin hepsinin geri dönmesi mümkün değil. O 2011 yılında bir günlük olan bebek bugün 13 yaşında. İşte 11 yaşında gelen adam bugün 24 yaşında. İş kurmuşlar. Bakın mesela size bir örnek vereyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra beni bir Suriyeli aradı. Tanıdığım birisi, iş insanı. Ne olacak dedi, hocam dedi, bizi dedi gönderecekler mi? Yok dedim, niye sizi gönderse? İşte iş kurmuş. Bazı adımlar atılmış. Suriyelilerin burada olmasının bazen toplumsal sosyolojik olarak bazı sorunlar yaşanıyor ama ciddi anlamda iş kurmaları, buraya ciddi anlamda sermaye de geldi. O dönem bu işi takip ettiğim için biliyorum, yani çalıştığım için daha doğrusu biliyorum. Onun için gelinen nokta biraz çok farklı. Dün bir yayındaydım. Orada da Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Sayın Abdurrahman Mustafa katıldı. O da aynı, Türkiye'nin kendi ulusal çıkarı var, kendi politikaları var. Bunları istediği gibi ilişkiler kurabilir. Bunlarda herhangi bir sorun yok. Ve muhtemelen ama şu var. Muhalifler, Suriyeli muhalifler, Türkiye'den beklentileri şu: görüşmeler yapılsa da bunların geleceği de konuşulsun. Yani bu kadar Türkiye'de biliyorum bazı medya organları çok bunu abartılı bir şekilde, işte hatta şunu da söyleyeyim, Batı medyası, Arap medyasında Türkiye karşıtı olanlar bazıları, işte bakın Türkiye muhalifleri sattı gibi, deyim yerindeyse öyle söylüyorlar bazen. İşte şunu yaptı, bundan sonra artık işler değişti, bakın siz yalnız kaldınız. İşte kimi diyor, biz YPG terör örgütüne destek vereceğiz bundan sonra, ya da biz verseydik ne yapardınız bize diye soranlar var. Bu çok kargaşalı bir süreç, hem Suriye içerisinde hem Türkiye'de. Ama hepsinin, bana göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti üstesinden gelecektir. Bugün yaşananlar hem istihbarati anlamda, Milli İstihbarat Teşkilatımız başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz,
terörle mücadelede ve bu tür olaylarda kimlerin parmağının olduğunu çok iyi bir şekilde farkındalardır diye düşünüyorum. Kesinlikle bundan eminim. O yüzden yani bu süreç biraz sancılı olacak. Yani bizim Esed'le ilişkilerimizi koparmamız kolay oldu ama barışmamız çok sancılı olacak diye düşünüyorum. Şimdi tabii son bahsettiğiniz meseleden hareketle biraz da o konuya değinmek isteriz. Kayseri'de ve diğer bazı şehirlerde ve Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar geçtiğimiz günlerde ki bu ciddi bir sıkıntılı bir süreçten geçildi. En azından bir geceliğine de olsa Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar kontrol altına alındı. Aklı selim davranan kesimlerin hareketleriyle, hamleleriyle ama tabii şimdi insan ister istemez şunu düşünüyor. Bu meselenin arkasında kim var? Yani bunlar kime fayda sağlıyor? Çünkü ortada bir provokasyon vardı. Karşılıklı olarak iki taraftan da bahsediyorum. Hem Türkiye'de yaşananlar hem Suriye'nin kuzeyinde. Hani puslu havayı kim sever? Bundan kim fayda sağlar? Ve bu kimin işine yarar sorusu elbette herkesin aklına geldi. İrfan Hocam size gelmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı bir açıklama vardı bu meselelerle alakalı. Bir önce onu dinleyelim. Ondan sonra tekrar devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları geliyor. İstihbarat birimlerimiz sınırın öte tarafındaki ortaklarıyla birlikte çok titiz bir çalışma yürütmektedir. Hangi kirli ellerin bu işlerin arkasında olduğunu mutlaka ortaya çıkaracağız. Sığınmacılar konusunu ön yargılar ve korkular temelinde değil, ülkemizin ve ekonomimizin gerçekleri temelinde akıllı, insani, vicdani bir çerçevede çözüme kavuşturacağız. Bayrağımıza uzanan mülevves elleri kırmasını bildiğimiz gibi ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz. Kimse kendini polisin, hakimin, devletin yerine koyamaz. Nefret söylemlerine, faşizme, ırkçı vandallığa ve provokasyonlara boyun eğmeyeceğimizi burada tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü biz komşu olarak istikrarsızlıkla boğuşan ve terör örgütlerinin cirit attığı değil, demokratik, müreffeh, güçlü bir Suriye görmek istiyoruz. Dış politikada da sıkılı yumrukların açılmasında büyük fayda olduğuna inanıyoruz. Bunun için kiminle görüşülmesi gerekiyorsa geçmişte olduğu gibi yine görüşmekten imtina etmeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyleydi. Bu açıklamalar tabii şunu hatırlatıyor bana. Şu aşamada işte bu yaşanan olayların ardından ne işi var Türk askerinin orada, çekilsin Suriye'den, terk edelim oraları demek. Şahsi kanaatim kesinlikle Türkiye'nin faydasına bir durum değil. Bununla birlikte Suriyeli mültecileri hedef tahtasına oturtmak da bir o kadar tehlikeli ki aksi halde oluşacak kaos ortamı doğrudan tabii ki daha önceki yıllarda yaşanan kaos ortamında kaos ortamından faydalanan PKK-YPG'nin bugünlere işte Suriye'nin neredeyse üçte birini işgal altında tutar hala ABD'nin desteğiyle geldiğini hatırlatıyor bana. Şimdi bu olaylar olduğu sırada mesela PKK-YPG'nin sözde Demokratik Suriye Meclisi'nin bir açıklaması var. Evet. Suriyeliler her yerde kararlılığını, isyanını selamlıyor, hedeflerin, taleplerini haklı buluyoruz diyor ki bu açıklama bile aslında başlı başına bu işlerin arkasında, bu işlere fayda sağlayanların kimler olduğunu ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani Kayseri'den başlayalım. Şimdi Kayseri'de meydana gelen olay spontan bir olay mı? Kendiliğinden meydana geldi mi? Yoksa bir provokasyon mu? Yoksa çok daha büyük bir kurgunun bir parçası mı? Yani bu konuda elimizde bir polisin istihbarat teşkilatının yaptığı çalışma yok. Yani bir net veriler yok. Yani spontan olma ihtimali de güçlü. Buna karşı işte bu bölücü örgüt unsurlarının işte kendi tabanını harekete geçirme çabaları dikkat çekiyor. Sonra zamanlaması manidar diye bir mesele daha var. Tam da işte Rusya'nın inisiyatifiyle yahut da işte konjonktür gereği tıkanan sürecin tekrar açılması aşamasında bunların cereyan etmesi emniyet taşıyor.
Esed rejimiyle, oradaki Baaz idaresiyle birçok konuda itiraf yaşıyoruz. Olabilir. Zamanında Bulgaristan'la da Todor Živković döneminde sorun yaşıyorduk. Yani bu daha uzun sürmüş olabilir ama bir çözüm yolunda çok önemli bir ilk adımın atılması arifesinde. Bu olayların patlak vermesi akla bir kurgu, bir böyle büyük bir senaryo olduğu ihtimalini getiriyor. Hocam yanlış düşünüyorsan beni düzeltin lütfen ama yani gerekli durumlarda spontan olayları da kışkırtıp provokasyona dönüştürebilecek potansiyele sahip ama Türkiye buradan tabii gereken dersi çıkarttı. Bir taraftan işte Türkiye'nin Suriye'deki askeri birimlerine karşı, Türk bayrağına karşı yapılan saldırıları bertaraf edecek bir tahkimat yapıldı. Öte taraftan işte sorumlular yakalandı Türkiye içinde dışında. Bir bütün olarak baktığımızda bizim mülteciler konusunda da sığınmacılar konusunda da yeni bir adım atmamız gerekiyor. Yani öyle bir büyük bir adım atmanın arifesinde bulunuyoruz. Bu olaylar belki bu konuda biraz daha kararlılık yahut da net fotoğrafın ortaya konmasına kapı aralar. Bir taraftan işte gönüllü dönmeleri, gönüllü olarak Suriye'ye geri dönüşü teşvik için Türkiye kendi imkanlarını kullanarak uluslararası bağışlarla özellikle işte Batı'da ve bir de Katar'ın desteğiyle orada işte 200 bine yakın biriket ev, yani maliyeti biraz daha ucuz bir yapı kurmaya çalışıyor. Çok önemli mesafe aldık Fırat Kalkanı. Sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri gibi evet, altyapılar, Barış Pınarı, Zeytin Dalı mıntıkalarında çok önemli adımlar atıldı. Şimdi bir de bunun üstüne Suriye'deki Esed rejimiyle işte belli bir periyot içerisinde bir uzlaşı sağlanırsa en azından Türkiye'de şu an bulunan sığınmacıların belki yarısı, belki üçte biri geri dönerse bu da bir yeni bir durum ortaya çıkarır. Şu an itibariyle vatandaş tabii tepki gösteriyor pek çok yerde. Suriyelilerin hızlı bir şekilde işte nüfuslarının artmasına, kadınların hamile kalmasına, ya bu belki konuşulmuyor ama öte taraftan Türkiye insani saygıyla çok büyük destek de verdi. Yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği raporlarına göre şu an itibariyle en fazla sığınmacı, mülteci yahut da onun türevi statüde Türkiye'de bulunuyor. Bu liberal bakış açısının, perspektifin belki günün koşullarına göre uyarlanmasında da işte radikal yahut da tedricen yavaş yavaş değişiklik yapılmasında da bu olaylar yol gösterici olur. Bir politika değişikliği veya biraz daha kamuoyuna net anlatılması yapılanların izah edilmesi için bir kapı aralar diye düşünüyorum. Tabii olayın bir de Suriye rejimiyle diyalog işbirliği tesis edildikten sonraki boyutu var. Belki oradaki işte Baaz rejimi bir genel af çıkarabilir. Bir kısmı da bu sebeple ülke dışına gidenlerin, öte taraftan Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu falan gibi böyle orada rejime muhalif olanların da müzakerelerde sistem içine entegre edilmesi ehemmiyet taşıyor. Bir başka nokta, şu an büyük ölçüde Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle rejim muhaliflerinin bulunduğu İdlib. Burada 4 milyon insan yaşıyor. Yani işlerinde çok radikal çizgide olanlar da var. Normal sivil halk da var ve bunların iaşelerinin işte insani yardım olarak büyükçe bir kısmını Türkiye tedarik ediyor. Mesela buranın da bir şekilde bir çözüm yoluna gidilmesi lazım. Evet, negatif tarafları olmakla birlikte ben bu konudaki süreci hızlandıracağını düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi bu uzun bir süreç olacağı benziyor ve yani, Türkiye'nin özellikle vurgu yaptığı onurlu ve güvenli geri dönüş meselesi kritik nokta olacak diye tahmin ediyorum. Tabii şimdi bazı başka bilgiler de var bu yaşanan olaylarla bağlantılı olarak Suriye'nin kuzeyinde. Nedir onlar? Mesela bundan yaklaşık 2 ay önce bölgedeki bazı aşiretlerin rejim ve terör örgütü PKK-YPG ile gizli pazarlıklar, görüşmeler yaptığı ve Suriye Milli Ordusu'nu parçalamak için bir toplantı düzenledikleri gibi bilgiler de gelmişti. O aşiretlerin de
geçen günkü olaylara en çok destek verenler arasında olduğu yönünde bazı bilgiler var. Şundan dolayı söylüyorum, hani Suriye coğrafyası gerçekten aslında oldukça karmaşık bir coğrafya. Yani biz PKK-YPG terör örgütünü söylüyoruz ama onunla bağlantılı olan, dirsek temasında olan Suriye coğrafyası içinde de pek çok yapı var. Diğer silahlı grupların içinde de farklı fraksiyonlar olduğu gibi. Buna rağmen bu milli ordu içindeki müşterek kuvvetler, Süleyman Şah Tümeni ve Suriye geçici hükümetinin tutumu çok kıymetliydi. Özellikle Abdurrahman Mustafa'nın yaptığı açıklama, geçici hükümet başbakanının sağduyulu davranıp sükuneti sağladılar ve şu anda kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Bundan sonra bu gerilimin tekrar alevlenme riskini görüyor musunuz? Çünkü bu süreç devam ederse başka benzer provokasyon girişimleri olabilir mi acaba diye insan düşünmeden edemiyor tabii ki. İkincisi, Suriye coğrafyası şu anda paramparça. Yani bu sadece yani ülkeyi bir bütün olarak değil, Kuzey Suriye'de aynı şekilde. Belki Türkiye ve muhalifleri destekleyen güçlerin başarısız olduğu nokta, muhalifleri tam bir hiyerarşik bir otoriter bir yapı oluşturamadılar. Hiyerarşik bir yapı, büyük pörçük anlamda. Başından beri böyle. Evet. Bu da Türkiye'nin yapacağı hamleleri zayıflatıyor. Aşiretlerden bahsettiniz. Aşiretler bir süre önce tabii bölgesine göre değişiyor. PYD'ye karşı savaş ediyorlardı. Deir ez-Zor'da büyük çatışmalar olduğunu biliyoruz. Temel olarak aşiretlerin güç merkezi kim nerede toplanıyorsa, kimler kendileriyle ilgileniyorsa o yöne meyil ettiklerini görüyoruz ki burada Türkiye'nin bölgedeki ağırlığının sürekliliğini sürekli hale getirilmesi lazım. Bir parantez için hocam, bahsettiğiniz bazı aşiretler tabii ki. Bunun aşiret dışında pek çok aşiret ve kabilenin de Türk halkı ile Suriyeliler arasında fitne çıkarma girişimlerine, bunu yapmaya çalışanlara karşı birlik olma çağrıları da kesinlikle geldi bugün. Onu da vurguluyorum. Bir de Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeyi düşünün, Afrin'i vesaireyi. Bizim için önemli olan özellikle o kuzey, Suriye'nin kuzeyinde bir çizgi, hat çizgi oluşmasına engel olmaya çalıştığımız ve şu anda kontrol altına tuttuğumuz toprak parçalarında yaşayanlar sadece o aşiretler değil. İşte PYD militanların etkisinde kalabilecek ya da onların manipüle ettiği kişileri de gruplarda orada görebiliyoruz. İkincisi olarak Türkiye ile Suriye'nin yakınlaşmasından rahatsız olan batılı güçler var. Bu da o bölgede hem Türkiye ile hem de batılı bazı güçlerle işbirliği yapan grupların manipüle edilmesi, yönlendirilmesini de sağlıyor. Bir de şunu unutmamak lazım. Suriye coğrafyasında her ne kadar Rusya'nın önemli bir ağırlığı, özellikle rejim üzerinde ağırlığı da olsa bile, bir de İran'ın ağırlığı var ki bazen İran ve Rusya'nın Suriye rejim üzerindeki etkisi anlaşmazlık haline, güç mücadelesi haline dönüştüğünü de biliyoruz. Bu anlamda şu dönemde İran'ın kendi içerisinde yaşadığı zayıflık Suriye'yi biraz daha Rusya'ya doğru daha yakın bir ilişki kurmasına sebep oluyor. Bu da Türkiye'nin Rusya üzerinde Suriye rejim üzerine baskı kurabilmesi belli noktalarda en azından müzakerelere gizli de olsa tekrar başlanmasına sebep verdiğini görüyoruz. O anlamda Türkiye şu anda kontrol ettiği topraklardaki gücünü zaten sağlamlaştırmalı. Bir taraftan da Suriye rejimiyle artık görüşmelerin başlaması, yani biz görüşmeler başladı ama nihai sonucu erecek görüşmelerin başlaması lazım ki yakın dönemde Türkiye'den Suriye sınırının tekrar açıldığını, 3-4 yıldan sonra tekrar açıldığını, o sınır üzerinden Birleşmiş Milletler yardımlarının işte İdlib diğer bölgelere taşınmaya başladığını görüyoruz ki o önemli bir aşama. İran'ın bu denklemde bir süreliğine geri çekilmiş olması Türkiye'nin bölgede
etkisi olan güçlerin sayısının azalması, o anlamda anlaşmaya varılma ihtimalinin artması demek. O açıdan önemli. Bir de sizin de programın başında ifade ettiğiniz gibi, Ali Bey'in de ifade ettiği gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'da yapacağı görüşmelerin sonucuna bakmak lazım. Ben orada biraz şu anlamda karamsarım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasal yönetim şu anda seçime odaklanmış durumda. Net bir tavır alacağını beklemiyorum açıkçası, evet. Birincisi. İkincisi, bir de her ne kadar Amerikan müesses nizamı hem Biden hem de Trump üzerinde etkisi de olsa bile arada farklar da var. Biden daha sağlam, çünkü yılların Amerikan dış politikasının ya yapıcılarından ya uygulayıcılarından birisi olarak rolü var. Trump ilk döneminde, ilk yıllarında daha çok askerlerle çalışırken, daha sonra bunu değiştirdiğini, daha çok kendisine sadık olan kişilerle çalışmaya başladığını biliyoruz ki son dönemde Trump'ın seçim kampanyasında, dış politikasında öne çıkan aktörlere baktığımız zaman kendi kişiliklerini ya da belli bir kurumsal bağlantılarından daha çok Trump'a sadakatle daha önce hizmet etmiş son dönem kişilerden oluştuğunu görüyoruz ki bu anlamda Trump'ı kim etkileyebilecekse onun bölge üzerinde etki kurma ihtimalini yüksek görüyoruz ki orada da çok olumlu da bakamıyoruz. Çünkü Trump'ın Orta Doğu politikasını belirleyen birincisi kendi aile damadı olmak üzere daha çok İsrail'le paralel politikalar belirlediğini görüyoruz ki o da İsrail destekçi Amerikan siyasi elitlerinde Suriye'deki karmaşanın bölünmüşlüğün devam etmesini istediğini de biliyoruz. Dönüp dolaşıyor tabii. İşin içine İsrail'de giriyor bir şekilde. Çok kısaca bir soru daha sorup cevabını almak isterim hocam. Bir dakika kadar vaktimiz var. Bazı yorumlar görüyorum mesela mevcut sürece taş koyan ülke olarak İran'ı işaret eden, bu ABD'nin dışında bu cephedeki ülkelerden bahsederek söylüyorum. Siz katılıyor musunuz böyle bir yoruma? Çok özetle alabilirsen. Şöyle, İran aslında burada ikili bir strateji uyguluyor. Birincisi Suriye'nin parçalanmasını istemiyor ama Suriye'nin kendi etkisi alanından da çıkmasını istemiyor. Türkiye'nin Suriye ve Kuzey Suriye'de oluşturacağı güvenlik hattının oluşturmasını istemiyor. Ama aynı zamanda Amerika'nın istediği o Kürdistan diyebileceğimiz o yapının oluşmasını da istemiyor. Anlıyorum. Bu anlamda bu ikili sürekli o belli bir çizgi içerisinde sürümcemede bırakıp kendi etkisini devam ettirmeye çalışıyor. Anlıyorum. Bir araya gidelim, tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Az sonra tekrar karşınızda olacağız. Dört Özel devam ediyor. Üçüncü bölümde karşınızdayız. Suriye'de yaşanan gelişmeler ve çözüm yolları üzerine tartışmaları konuşuyorduk. Ali Hocam, şimdi bir sürecin başlaması gerektiği, evet, konusunda bir ortak anlayış olduğunu görüyoruz. PKK-YPG terör örgütünün Türkiye'ye kadar, belki ondan daha fazla, aslında Suriye'nin toprak bütünlüğüne zararı olduğunu görüyoruz. Evet. İki soru var aklımda. Böyle bir süreç başlarsa PKK-YPG terör örgütüne karşı Adana mutabakatının yeniden canlanması mümkün olabilir, evet, mi? Bir de Suriye toprak bütünlüğünün korunması açısından tabii artık kemikleşmiş bir tablo var sahada. Tabii. Toprak bütünlüğünün korunması açısından nasıl bir model uygulanabilir? Gerçi siz dediniz hani devlet kurumları ayağa kalkamadı tam olarak Irak'ta, evet, diye, ama günümüzde Irak'ta uygulanan model mesela Suriye için, eğer iş oraya gelir konuşulursa, bir çıkış yolu olur mu, ne dersiniz? Evet, şimdi ilk sorudan başlayayım. Özellikle YPG, PKK terör örgütünün oradaki varlığı, Adana mutabakatının güncellenmesi diyorum ben. Çünkü süreç değişti. Adana mutabakatının amacı farklıydı. O zaman elebaşı, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın orada olmasından dolayı böyle bir mutabakat sağlandı. Şimdi biraz güncelleyip bu ortak
operasyonlar halinde, hareketler halinde daha doğrusu güncellenebilir. Tabii ki yeni bir güvenlik anlaşması da yapılabilir. Önemli olan Suriye rejiminin niyeti. Şimdi Türkiye şunun farkında, oradaki gelişmeler çok iyi takip ediyor son zamanlarda da özellikle. Bir de şu var, şimdi biz YPG terör örgütü, evet, onun arkasında Amerikalılar var, Batılılar var, evet, bir de yani Nusra, yani HTŞ var biliyorsunuz, Heyet-i Tahrir-i Şam var. Onun dışında radikal gruplar var. Yani bazı grupları farklı farklı isimlerde, ben çok fazla zikretmek istemiyorum, şey olmasın. Ama yani bu yapılarla da biliyorsunuz Türkiye zaman zaman özellikle Rusya ile İdlib meselesi, bana göre bu ilişkilerin yeniden canlanması İdlib'ten geçer. Yani şimdi bizim için terör örgütü nasılsa öncelik olarak, belki Suriye konusunda Esed rejiminin birinci şartı olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geri çekilmesi konusu vardı daha önce. Bunu çekmesinin arkasında, bunun karşılığında Türkiye'ne sunmuştur. Onu da düşünmemiz gerekiyor. Yani bunu boşuna çekmedi diye düşünüyorum ben. Sadece Putin dedi diye değil. Bunun karşılığında bana göre İdlib. Neden İdlib? Bunu yıllardır Esed için İdlib'i kontrol etmek, bu 2011 yılından başlayan iç savaşın veya işte muhaliflere karşı bir zafer ilan etmek istiyor. Bunu Rusya da istiyor, Esed rejimi de istiyor. Muhtemelen Türkiye bu konuda bazı adımlar atar diye düşünüyorum. İdlib'de bence bu konuda İdlib temel sacayağı olacağını düşünüyorum ikili ilişkilerde. İkinci nokta YPG-PKK terör örgütü meselesi. Bununla ilgili biliyorsunuz İrfan Hocam az önce belirtmişti. Yani bizim Ruslarla, işte Amerikalılarla yaptığımız mutabakatlar var. Bu mutabakatların neticesinde işte Rusya mesela Aynul Arap sözde Kobani'den YPG'lileri geri çekilecekti. Ve orası farklı boyutlara taşınacaktı ama olmadı. Birçok verilen söz tutulmadı. Dediğim gibi yazılan metinlerden zaten onu daha önceki Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar dile getirmişti. Bizim yaptığımız anlaşmalara hiçbir şekilde adım atmadılar bu mutabakatlar konusunda söylemiştim. Tek mutabakatta uygulananlar ortak devriyelerdi. Yani bu da bizim için aslında çok önemli, çünkü oradaki araziyi görmek, bu ortak devriyeler bize çok şey kattı bana göre. Çünkü nerede neler olduğunu görmüş olduk. Şimdi bütün bu gelişmeler doğrultusunda baktığımızda, dediğim gibi burada yeni bir sayfa ve İdlib bence çok kilit nokta olacaktır ikili ilişkilerin tekrardan başlaması için. İkinci soruda, sorunuza gelince, Irak modeli dediğiniz, Irak modeli de 89 Taif Anlaşması ile Lübnan modelinin aynısını getirdiler. Irak'ta 2003'te Amerika Birleşik Devletleri ne kadar başarısız olduğunu da bilmesine rağmen getirdi. Irak'ta bunu uyguladı. İşte nasıl Hristiyanlar Cumhurbaşkanı, Sünniler Başbakan Lübnan'da, Meclis Başkanı da Şiilerden oluşuyorsa, bunu getirdi Irak'ta Kürt Cumhurbaşkanı, Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni Araplardan oluşacak dedi. Siyasi yapıdan ziyade şunu sormak istemiştim aslında. Evet. Irak Kürt bölgesel yönetimi ve federal yapı içinde, evet, kendi başına ayrı bir yönetim olarak durmasına rağmen federal yapı sınırların bozulmaması konusunda. Şimdi şunu söyleyeyim. Bunu karıştırıyorlar. Mesela son sözde seçim girişimleri, YPG-PKK terör örgütü, ikinci bir Kuzey Irak oluşur mu? İkinci bir Kuzey Irak oluşması için 90'lı yıllarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı vardı. 688 nolu karar Irak'la ilgili, Irak'ın kuzeyiyle ilgili. Neydi? Uçuşa yasak bölge, güvenli bölge ve 36. paralelden sonraki hiçbir şekilde saldırı olmayacak. Saddam'ı böyle biraz durdurmuşlar. Biraz daha açayım hocam sorumu. Evet. PKK-YPG terör örgütünün
Bu tehlikenin ortadan kalktığı bir ortamda Suriye'nin kuzeyindeki muhalif bölgeler için mesela böyle bir formül olabilir mi diye soruyorum. Bu formülü şimdi muhalifler bunu istemiyorlar. Muhalifler şunu istiyorlar. Aralık 2015'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararı var. Nedir o? İşte 6 ay içerisinde yumuşak geçişten siyasi bir geçiş, daha sonra Birleşmiş Milletler gözetiminde bir seçim yapılsın. Bunu istiyorlar. Muhalifler böyle şunu söyleyeyim, yani görüştüğümüz, konuştuğumuz muhalifler de şunu, Suriyeliler şunu söylüyorlar hep. Biz Suriye'de bir bölgede bir özerklik istemiyoruz. Biz tamamen Şam yönetiminin Şam yönetimine talibiz. Burada ortak olmak istiyoruz veya tek başımıza yönetmek istiyoruz. Yani ülkeyi bölmek istemiyoruz. Özellik değil. Tabii, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bütün Suriye'nin. Tabii ki şimdi şöyle bu sizin dediğiniz mesela Türkiye yıllardır bu muhalifleri Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak için destekledi zaten. Yani bölünmesi değil. Bahsettiğimiz onu, de aslında toprak şey, idari olarak belki bu dediğiniz yerel yönetimleri güçlendirirler. O farklı iç dinamikleri de anayasasıyla beraber farklı bir boyuta taşıyabilirler. Şimdi yeniden bir anayasa yazılımı söz konusuydu biliyorsunuz. O da tıkandı. Evet. Ama bana göre yeniden bir anayasa yazılması riskli. Çünkü orada birçok grup var. Yani unsurlar var dediğim gibi. İşte mesela Kürtler orada işte diyorlar ki Kürtlerin öncelikli şartı şu. Suriye Arap Cumhuriyeti'ni kaldırın diyor Arap kelimesinin içerisinde. Mesela bunu ileri sürüyorlar. İkincisi işte dil konusu var. Orada herkes kendisinin resmi dil olmasını istiyor. Yani çok meşakkatli, uzlaşma zaten o yüzden olmuyordu uzun süredir. Bu yeni anayasanın yazılım sürecinde de uzlaşmanın olmamasının sebeplerinden bir tanesi bu. Ama bu dediğiniz gibi Kuzey Irak modeli çıkabilir mi burada? Şu anda bölünmüş. Yani Amerika Birleşik Devletleri sadece Irak'la farkını söyleyeyim. Amerika'nın Irak'ta 91 yılında orada Kürtler ayaklandılar. Bir yapı oluşturdu. 2003'te de çünkü Amerika'nın hedefi Saddam'ı değiştirmek, rejimi değiştirmekti ve Irak'ı federatif yapıya dönüştürmekti. Bunu da daha sonra Orta Doğu'ya model olarak sunmaktı. Başarısız bir model olduğu için zaten model olamadı. Şimdi Anladım. Kürtler, Irak'ın kuzeyindeki Kürt yönetimi mesela Erbil yönetimi tartışıyor. Federasyon, federatif yapıdan konfederasyon bir yapı oluşsun. Çünkü bu federatif yapı başarısız oldu Irak'ta diyor. Anayasanın verdiği hakları biz göremiyoruz. Irak tarafı da diyor anayasanın sınırladığı hakların dışına çıkıyorsunuz. Siz de mesela işte bağımsızlık 25 Eylül 2017'de bağımsızlık teşebbüsü. Yani düşünün Cumhurbaşkanı Kürt'tür bir ülkenin ve diğer taraftan aynı Cumhurbaşkanı'nın etnik ki bu hak etnik bir hakta ona verilmiş. Aynı yönetimin kuzeyde bağımsızlık ilan etmek istiyor. Yani o kadar karmaşık bir ortam ki ve Orta Doğu'nun maalesef birçok bölgesinde bu sorunlar var. Irak, Suriye bu bölgenin temel taşlarıydı. Bakın Irak'ı boşuna Amerika işgal etmedi. İran'a karşı savaşıyor. Orada bütün yetkilileri Şiilere bıraktı Irak'taki gücü. Evet. Yani çok değişik bir denklem var. Bunlar bölgeyi istikrarsızlaştırmak için özellikle Irak'ı, Arap dünyası mesela Irak'ın Saddam'ın devrilmesinden sonra İran bölgeye yayıldı. Ve bunu Amerika yaptı. Kendi eliyle yaptı. Sonra Arap kelimesi literatürden kalktı, etnik yapısı Şii-Sünni'ye dönüştü, mezhep savaşına dönüştü ve orada da Suriye kadar insan hayatını kaybetti. Ama bu Suriye için şu anda Suriye bana göre Amerika Esed'e dokunmadan kendi projesini yönetebildiği için çok dokunmadı. Hatta Esed'in varlığı onun için bir avantaj sağladı. Yani işte
Biz bazı konuda o yüzden diyorum yani Türkiye, evet şimdi peki Türkiye ile ilişkiler kurduğu zaman siz az önce belirttiniz mülteci meselesi, Suriyeliler meselesi. Suriyelilerle bir anlaşma yapılsın şu anda Suriye ile. Esad zaten şu ana kadar 3 kere yanılmıyorsam ya da 4 kere genel af verdi. Genel af. Ama şu var, bu tür devletlerde rejimlerin izlediği politikalar yüzünden devletle toplum arasında bir güven bunalımı var. Bu güveni oluşturmanız için de rejimin değişmesi gerekiyor. Bakın size bir örnek vereyim. 2003 yılında Irak işgal edildikten sonra ben bölgeye gittim, Irak'a gittim. İşte bazı bölgelerde böyle konuşuyorsunuz. Türkmen misin, Kürt müsün, Arap mısın diye. Diyorlardı, siz başımızı derde mi sokmak istiyorsunuz? Ya Saddam tekrar geri dönerse? Yani bakın, Saddam devrilmiş, Saddam yakalanmış, yine de korkuyorlardı. Geri döner Baas Partisi diye. Yani öyle bir biz Baas Partisi'nin yıllardır bu ülkelerde insanlar üzerinde bir baskı ve ideolojik olarak da bir baskı kurmuş. Aynı zamanda korkuyu da oluşturmuş. O yüzden biz bugün Esad devrilse bile Baas Partisi'nin oradaki geri dönme korkusu 1-2 yıl sürüyor ister istemez. Yani Saddam idam edilene kadar Iraklılar tekrar Saddam dönebilir diye endişeleri vardı. O kadar etkili. Şimdi Türkiye için de söyleyeyim, bu süreçte elbette ki Suriyeliler meselesi de var. Suriyeliler Türkiye'den ne kadar döner dönmez onlar devletin meselesi, devlet kendisi, ama biz gönüllü diyorsak, gönüllü dediğimiz andan itibaren bence dönmez. Çünkü güven yok karşı tarafa. Gelir 6 ay gidersin orada mürafa bir şey, ondan sonra siz muhaliftiniz, işte şöyle bir bağlantı çıktı. Çünkü muhaberat, bunlar bu devletlerde özellikle Suriye, Irak, Saddam dönemi için söylüyorum. Bu devletler istihbarat üzerinde ve komşu komşuya güvenmiyor istihbarattır diye konuşamıyor, bir toplum, bir sosyoloji oluşturuyorlar. Ve siz şimdi bunu, biz yazdık, anlaştık. Böyle bir anlaşmamız var. Neye bağlanarak? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bile olsa inanın bu Suriyeliler Esad rejimine güvenmeyecek. Muhalif kesim diyorum. Ya da evinden edilmişler için diyorum. Onlar da herkes ister kendi evine gitsin, yaşasın. Onun için bu süreç çok çetrefilli bir süreç. Yani çizdiğim şeyin farkındayım, tablonun çok karamsar, ama sahadaki gerçeklerle konuşuyorum ben. Sahada bildiklerim, Irak'ta gördüklerimi şu anda söylüyorum. Nasıl Irak eski Irak gibi olmadıysa, ki Saddam gitti, kaç yıl oldu? 2003'ten 21 yıldır halen Irak'ta istikrar yok. Halen bir siyasi istikrar, askeri ya da ekonomik istikrar yok. Onun için Suriye'de maalesef aynı şekilde devam edecek gibi, ama hiç olmazsa stabil devam etmesi daha iyidir bölünmesinden. Güven sağlama meselesi en sıkıntılı. Kesinlikle. Başlık anladığım kadarıyla bahsettiğinizden. Şimdi bu güven meselesiyle alakalı olarak aslında da yorumlanabilecek bir mesaj var notlarım arasında hocam. Suriye'de bu geçtiğimiz gün yaşanan olaylardan hareketle ona tepki gösteren ve düzenin sağlanması konusunda Türkiye'nin yanında duranlardan biri diyelim. Suriye Milli Ordusu Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa Türkmen birimin Türkmen komutanından bahsediyoruz. Türk bayrağı bu coğrafyadaki tüm mazlumların bayrağıdır. Türk devleti inananlar için bu çağdaki Nuh'un gemisidir diyor ki, ben bu ifadeye çok, daha doğrusu bu ifade dikkatimi çekti diyebilirim. Her kim ki mazlumların kurtuluş nişanesi, şehitlerimizin emaneti olan Türk bayrağına el uzatırsa, o artık kim olursa olsun bizim düşmanımızdır. Yaşananlar üzerinden onların sonrasında böyle bir mesajın, bu kadar net bir mesajın verilmesini aslında kıymetli buluyorum. Özellikle de Nuh'un gemisidir tabirinin dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl yorumlarsınız bu mesajı?
Ya bu mesajı belki netleştirmek için biraz arka plan bilgisine bakmak lazım. Yani Suriye'de Baas nasıl bir yapı, nasıl bir idare kurdu, oraya bakmak lazım. Suriye işte bizim elimizden 1918'de çıktı ve burada bir Fransız mandası kuruldu. 1946 yılında da Suriye bağımsız oldu. İşte belli bir süre, belli kişilerin idaresinde kaldıktan sonra 63'te darbe yaptılar, Baas darbesi. Sonra Baas içi ikinci darbe 67'de oldu. Şimdiki Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın babası Hafız Esad da üçüncü darbeyi 1970'te yaptı. Yani ülke aslında o zamandan günümüze işte nüans farklılıklarla totaliter bir yapı içerisinde idare ediliyor denilse yeridir. Neticede Arap Baharı 2011'de başladı. Ondan evvelki zamanlara baktığımızda da nasıl bir yapı var? Yani bu kişiler Suriye Milli Ordusu Komutanı yahut da başkaları neden Türk ordusuna, Türk bayrağına itibar ediyor da kendi içinde bulunduğu yapıdan tedirgin? Bunun arka planında buradaki rejimin niteliklerine bakmak lazım. Arap milliyetçisiyle sosyalizmin böyle uzlaşısına dayanan tuhaf bir yapı kuruldu Suriye'de. Bu partiyi kuranlar işte Salah el-Bitar ve Michel Eflak isimli bir Hristiyan. Kendisi de Fransa'da ve bunlar işte neticede Fransız devriminden 100-200 yıl sonra etkilenerek böyle bir Arapları tek çatı altında toplama projesi başlattılar. Yani böyle ilk baktığınızda böyle kutsal bir şey falan gibi de gözüküyor ve denemesini de yaptılar bunun. Mısır'la Suriye belli bir süre 58'den 61'e kadar Birleşik Arap Cumhuriyeti adıyla yani bu devletlerin adı zikredilmedi. Haritada Birleşik Arap Cumhuriyetleri, Mısır'da da aynı isim kullanılıyordu. Evet. Suriye'de ama daha sonra Şam yönetimi biz Kahire'den emir alacak değiliz falan tekrar bir ayrışma ortaya çıktı. Arapları tek çatı altında toplamak için 2. Dünya Savaşı bittiğinde aslında bir uluslararası örgüt de kurulmuştu. Bugün hala varlığını sürdürüyor. Arap Birliği, Arap Ligi. Yani 22'den fazla Arap devleti var şu an itibariyle. Bunları işte hepsini bir araya getirip böyle büyük Arap devleti yahut da imparatorluğu kurma hayaliyle yola çıktılar. Bu konudaki fikirlerin zirve yaptığı nokta 1952'de yani Mısır'da işte Kral Faruk'u devirdi. Cemal Abdülnasır ve mesela Hürsubaylar Harekatı. Evet. 1950'lerin ortalarında böyle 70'e kadar Arap dünyasında doğan çocukların isimleri en azından işte 4'te biri, 10'da biri hep böyle Nasır'dır falan veya Cemal'dir. Böyle bir Arap milliyetçiliği rüzgarı oldu fakat kendi aralarında da kavga ediyorlardı. Yani Mısır'la işte diyelim ki Suriye veya Suriye ile Irak veya Libya'daki işte Kaddafi, Suudi Arabistan size ne oluyor? Arap'ın en Arap'ı burada. Arap davasının sahibi hakikisi burada. Bu tip itilaflar yaşadılar. Neticede burada işte Sovyetler Birliği'nin müttefiki olarak kabul edebileceğimiz totaliter bir yapı kuruldu. Suriye nüfusunun tabii ki çoğunluğunu Sünniler oluşturuyor. Fakat bu yapı Şia'nın bir kolu olan bir mezhebe dayanıyordu. Nusayri mezhebine ve rejim aslında bir azınlık diktatörlüğü şeklinde. Yani bu Şia mezhebi ve bununla işbirliği yapan Sünniler üzerinden yürüyor. Kendilerine en ufak bir eleştiri getirenler yani yıllar boyu hapishanede kalıyorlar. Öte taraftan böyle kitlesel tepki gösterenlere karşı katliam boyutunda uygulamalar yapıldı. Mesela Hama katliamını değil mi? Tüm bir halkı kimyasal silahla öldürdüler. Yani bütün bunları biliyoruz. Kendine özgü bir yapı var. Şimdi Türkiye bu Arap Baharı'ndan önce aslında Erdoğan'ın başbakan olduğu, Ahmet Davutoğlu'nun dışişleri bakanı olduğu dönemde Suriye rejimiyle çok yakın ilişki kurmuştu. Arap dünyasında hatta böyle bizim bu Suriye ile yakınlaşmamız bir böyle kıskançlık falan gibi duygulara da yol açtı. Batı'da nasıl ki bir Schengen sistemi, iç sınırlarda kontrolü kaldıran bir mekanizma var ise ondan esinlenerek
bir Şamgen adıyla bir böyle yakınlaşmanın isimlendirildiğine tanık olduk. Yani vatandaşlar kimlikle işte pasaport olmadan Suriye'ye gidiyorlardı. Onlar buraya geliyorlardı. Ve hocam bunun 2010 yılında 1.700.000 Suriyeli turist gelmişti Türkiye'ye. Evet. Bunun işte bir adım sonrasında böyle ortak bakanlar kurulu toplantıları, böyle Arap dünyasıyla yakın ilişkiler Türkiye'ye son derece pozitif bakıyordu. Yani işte Cumhuriyet tarihinin önemlice bir kısmı sadece Batı'yla işbirliğine önem vererek geçti. Orta Doğu coğrafyasını adeta ikinci plana attık. Şimdi tekrar bu coğrafya ile aramızdaki bağları sıkılaştıracağız. Bunun bir sebebi de işte Kıbrıs meselesi patlak verdiğinde Türkiye oradaki darbeye karşı müdahale edip de operasyon yaptığında ABD ambargo koydu. Batı dünyası Türkiye işgalden vazgeçsin dedi. Sovyetler Birliği, Sovyet bloku da aynı ifadeler kullandı. Bunları anlıyoruz. Ama bağlantısız ülkelerde, yani bağlantısız ülkelerde aynı şekilde Türkiye'yi eleştirmeye başladılar. Ve bunların içerisinde Arap olanlar, Müslüman olanlar ve şapkayı koyup Türkiye düşündü. İşte neticede Orta Doğu boyutuyla yeni bir dış politikasında revizyon yaptı. Belki de işte bunun bir ileri aşamaya taşınması falan olabilir diye Türkiye son derece böyle iyimser, vizyoner bir bakış açısıyla hareket etti. Ve o tarihte 2000 yılında vefat etti Hafız Esat. İşte oğlu devraldı. Kendisi göz doktoru Beşar Esat. Evet. Ve tavsiyede bulundu Türkiye. Bakın işte dünyada bir demokratikleşme rüzgarı var. Sizin bu totaliter görünümden uzaklaşmanız lazım. Evet, belli konularda vatandaşlara geniş haklar tanınmış ama çok partili bir yapı içerisinde olmanız lazım. Ve Esat bunları kulak ardı etti. Çünkü çok iyi biliyordu ki yani bir şekilde bir çok partili parlamenter sisteme falan geçecek olsa bu azınlık diktatörlüğü ayakta kalamayacak neticede Suriye'de. İşte El Muhaberat, bu işte Nusayri yapı ve bunlarla işbirliği yapan Sünnilerle bir totaliter idare vardı. Şimdi bugüne baktığımızda, yani bugün itibariyle işte Suriye'nin bir normalleşmesi, demokratikleşmesi konusunda devasa sorunlar var. Biz geçen sene 2030'da Suriye nasıl olacak falan diye bir akademik faaliyet yaptık. Bir uluslararası bir toplantı yaptık. Orada ortaya çıkan fotoğraf son derece flu. Yani çünkü pek çok faktör Suriye'deki gelişmeleri etkileme potansiyeline sahip. En başta İran, işte sonra bu Arap coğrafyasındaki Arap-İsrail ihtilafı ve bu Gazze Savaşı patlak verdiğinde bu etkilemenin ne derece olduğunu gördük. ABD'nin tavrı tutumu Orta Doğu'da bir İsrail için fiilen tehdit oluşturan, işte İsrail'e karşı meydan okuyan devletler başta olmak üzere potansiyel olarak İsrail için tehdit oluşturduğunu vehmettiği ülkeleri ABD istikrarsız hale getirmek, parçalamak istiyor. İşte bunu gördük. Neticede Arap Baharı'nda pratiğe aktardılar. Şimdi hedeflerinde açıktan İsrail'e karşı meydan okuyan İsrail ve bir de potansiyel olarak Türkiye'yi görüyorlar. Belli bir zaman dilimi içerisinde bu ülkeleri de işte istikrarsızlaştırma çaba gayreti içerisindeler. Hükümetler Amerika'da değişiyor. Bölgeye yönelik politikaları değişmiyor. Şimdi bütün bu açılardan baktığımızda, yani zaten halka güven vermeyen yapıyı yeniden revize ederek iktidarda tutmak da Suriye'de bir istikrar sağlamayacak. Evet, insanlar korkuyla hareket etmeye devam edecekler. Az önce Ali Hoca bahsetti, yani insanlar niye dönsün? Yani değil mi, herkes temelde Türkiye'de bulunduğu müddet içerisinde ne derece sıkıntı yaşarsa yaşasın en azından bir hukuk devleti ne demek, bunu görüyor. Yani değil mi? Evet. Yani keyfi işlem yapılmıyor ve büyük ölçüde, en azından teoride öyle, pratikte bundan sapmalar olabilir. Her şey yasal çerçeve içerisinde cereyan ediyor. Bu genel perspektifle baktığımızda alınması gereken çok mesafe var. Yani
eski yapının varlığını tüm bu olan bitenden sonra ülke geneline teşmil etmesinin zorlukları var. Yani nüfus olarak da şu an itibariyle Esed rejiminin kontrol ettiği coğrafyada çok az bir nüfus yaşıyor. Yani 19 milyon nüfusu vardı şu an. İşte Esed'in kontrol ettiği bölgelerde diyelim ki %50'sinde şu an itibariyle belki biraz daha fazla olabilir. Bunun yarısı veya yarısının altında bir rakam. Değil mi? Yani şu an 2 milyonun üzerinde Türkiye'nin oluşturduğu bu tampon bölgelerde yaşayan bir nüfus var. İşte Arap aşiretler falan ve oraya işte getirilip yerleştirilenlerle birlikte Fırat'ın doğusunda yine rakam bunun biraz daha üzerinde. İdlib'de 4 milyon nüfusu yaşıyor. Avrupa'da 2-2,5 milyon Suriyeli seçip aldılar. Evet biraz inceleyip sık dokudular. Türkiye'de yine bir 4 milyona yakın. Lübnan'da Lübnan nüfusu 5,5 milyon. 1,5 milyon Suriyeli mülteci var. Yani bakın nasıl bir baskı oluşturduğunu anlamanız için değil mi? Türkiye'de 80 milyonun içerisinde 4 milyon çok büyük bir baskı oluşturuyor ama Lübnan'da çok daha durum vahim. Şimdi ülke nüfusu üzerinde tam hükümranlık tesis edememişsiniz. Ülkenin coğrafi bakımdan birliğini, bütünlüğünü sağlamakta bugün itibariyle zorlanıyorsunuz. Şimdi böyle bir rejimi İran'ın ve Rusya'nın desteğiyle tekrar Suriye genelinde hükümran hakim kılma veya işte toprak bütünlüğünü sağlama. Evet Türkiye iyimser bir bakış açısıyla yola çıkıyor. Bir taraftan işte terörle, tetiş hareketleriyle mücadele, öte taraftan mülteciler meselesinde işte mesafe alınması beklentisiyle yola çıkıyor. Ama bunun pratiğe yansıması sorun çıkaracak. İran ne düşünüyor? Mesela Türkiye'nin bu yapıyla yakınlaşmasına karşı İran'ın bakış açısı nedir? Evet, Cuma günü seçim olacak. Seçimin ikinci turu olacak. Yani ister işte doktor olan liberal görüşleri tanınan Mesut Pezeşkian kazansın, ister muhafazakar cenahın işte güçlü adayı Said Celili kazansın, İran'ın dış politikasında çok da fazla bir değişiklik olmayacak. Suriye politikasında da aynı. Orta Doğu politikasında da aynı. Şimdi bu genel perspektiften baktığımızda kısa vadede bir uzlaşı, eski döneme yeniden dönme bunlar mümkün olmayacak. Yani Arap Baharı öncesindeki Suriye'yi yeniden tesis etmek şu anki verilere göre hiç de kolay değil. Ve doğru bir şey mi onu da tartışmaya açmak lazım. Çünkü orada bir azınlık diktatörlüğü var. Yani bunun adını net olarak koyalım. Bir azınlık ülke genelinde totaliter bir yapı kurmuş. Bunu işte ila nihayet sürdürmek istiyor. Bir istihbarat devleti kurmuş. Dolayısıyla hiç de işimiz kolay değil. Yani böyle bir ortamda aslında o muhaliflerin olduğu bölgelerde halkın Türkiye'ye bu kadar sarılmış olmasını, özellikle Fehim İhsan'ın verdiği mesajlar gibi mesajları da daha anlamlı olarak okuyabiliriz diye tahmin ediyorum. Nuh'un gemisi demesinden yani, bahsediyorum. Evet, evet. Türkiye'nin öyle bir zaten Orta Doğu'da bu şekilde bir izlenimi var. Bu izlenim değil aslında, yani pratiğe yansımış gerçek. Mesela gayri safi milli hasılasına oranla en fazla insani yardım sağlayan ülke. Yani bir numarayız dünyada. Bu evet içeride tartışma yaratabilir ama öte taraftan mesela Afrika açılımına baktığımızda işte bu yüzyılın başında Afrika'da sadece 12 ülkede Türkiye'nin büyükelçiliği vardı. Bugün aşağı yukarı her ülkede var. 44-45'e çıktı rakam. Ve Afrika'daki halklar işte açık biçimde Somali örneğinde de görüldüğü üzere Etiyopya'da başka yerlerde yani Türkiye'nin buraya Batılılardan farklı bir saikle geldiğini, vicdan ile hareket ettiğini görüyorlar. Ve Türkiye TİKA teşkilatının faaliyetlerini diğer coğrafyalara da teşmil etti. Normalde TİKA 92 yılında
Azerbaycan ve Orta Asya'daki 5 devleti teknik destek, teknik yardım sağlama amacıyla kurulmuştu. Bugün 65'ten fazla ülkede TİKA'nın şubesi var. Türkiye'nin yumuşak gücü. Yani sizin bu bahsettiğiniz işte insanlığın vicdanı, farklılıklara saygı gösteren bir kültürden gelme, güven tesis etme bakımından Türkiye sadece Orta Doğu'da değil aslında Afrika'da da Balkanlar'da da itibarı yüksek bir ülke. Bir ülkenin tabii gücü sadece askerlerinden oluşmuyor. Bunları işte Türkiye'nin yumuşak gücü olarak okumak lazım. Kıymetli de bir etki unsuru yumuşak güç diyebiliriz. Suriye Milli Ordusu Komutanı'nın bu ifadesi aslında gerçeğin tespiti olarak okunmalı. Şimdi oradaki olaylardan hareketle aslında bir başka meseleye de gelmek isterim Yaşar Hocam. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde yaşananlar, daha doğrusu bu taşkınlıklarda ve saldırılarda bulunanların küçük bir grup olduğunu daha sonra tabii tablo netleşmeye başladıkça anladık. Sosyal medyada ilk aşamada yayınlanan görüntüler, şiddet içerikli görüntüler vesairenin arkasında bir yandan PKK destekli provokatörler, diğer yandan aslında küçük bir grubun, geniş kitlelerin olmadığını gördük ki çoğunluğun Türkiye'ye sevgisi ve hürmetini koruduğunu anlayabiliyoruz. Bununla ilgili de bir görüntü verebiliriz şimdi ekrana. İdlib'den bu görüntüde mesela Avusturya maçı vardı biliyorsunuz. Türkiye'nin Euro 2024'te Avusturya'yı yenerek çeyrek finale kalmasının ardından İdlib sokaklarında Türk bayraklarıyla sokaklara çıkıp gece kutlamalar yapan, Türkiye'nin zaferini, futbol zaferini kutlayan insanlar vardı. Bunun benzeri manzaralar başka bölgelerde de yaşandı. O gün yaşananların üzerine aslında bu manzaranın yaşanması, ekranlara yansıması oldukça manidar ve bölgede oynanmak istenen oyuna karşı da bir grubun, bir cephenin olduğunu gösteriyor. Maça gelecek olursak Avrupa'daki maçla alakalı olarak bir başka tartışma konusu var ki Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti Almanya'dan tepki çekti. Buraya bunu getirmemin sebebi biraz aslında siyasi ve diplomatik bir krize dönüşmeye başlamış olması meselenin. İşte Almanya İçişleri Bakanı aşırı sağcıların, sembollerin stadyumlarımızda yeri yok diye bir açıklama yaptı. Irkçılık için platform olarak kullandırmayız Avrupa Futbol Şampiyonası'nı dedi. Öte yandan UEFA'nın bir disiplin süreci başladı. Diğer yandan bakıyorsunuz Ömer Çelik'ten gelen bir açıklama var. Alman İçişleri Bakanı'nın Merih Demiral'in gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklamanın ve bu soruşturmanın kabul edilemez olduğundan bahsediyor ki ırkçılık ve faşizm arayanlar Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanırlarsa yerinde olacaktır diyor. Öte yandan Alman Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve tepki gösterildi. Yani baktığınız zaman Türkiye'nin verdiği tepkilerde aslında Avrupa'nın bu konuda da bir çifte standart uyguladığı vurgusunu görüyorum ben. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu gelişmeleri? Ben o konuya geçmeden önce Suriye'nin kuzeyindeki o gösteriler üzerine küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. İlk Suriye kuzeyindeki Türk bayrağına, araçlarına, hatta güvenlik güçlerine karşı yapılan saldırı küçük sayıda provoke edilen ya da desteklenen belli gruplar ve ülkeler tarafından desteklenen gruplar tarafından yapıldığını biliyoruz. Yani aslında sessiz çoğunluğun sessiz olduğu bir vakitte bunu provoke ederek, Türkiye'deki olayı da bahane ederek saldırı yapıldığını biliyoruz ki bunun küçük bir grup olduğunu görüyoruz. Türkiye Türk milli takımının kazandığı maç sonrası yapılan gösteri ise o sessiz çoğunluğun bu sefer sokaklara taşarak desteklemesi, Türkiye'yi desteklemesi bir yönde. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü o bölgede istikrarı bir anlamda geçici oldu, şu anda devam eden bir barışı sağlaması. Çatışmalar yok. Suriye ya da Rus uçaklarının bombaladığı bir durum yok.
orada eğitim, sağlık, bütün hizmetlerinin verildiği bir yapıdan bahsediyor. Elbette bir bazı rahatsızlıklar var ekonomik sebepten dolayı. Farklı grupların olması birbiri arasında rekabetten dolayı kaynaklanan ama bu anlamda Türkiye orada istikrar sağlayan güç. Yani Nuh'un gemisi, o gemiyi, o istikrarı sağlayan, ortamı sağlayan Türkiye'nin oradaki gücü. Başka bir şey değil. Gelelim Almanya'daki, Alman İçişleri Bakanı Sosyal Demokrat Partisi'nin temsilcisi. İlk önce kendi parlamentosuna baksın. Yani Alman aşırı sağın parlamentodaki gücünü biliyoruz. Bazı eyaletlerde önemli güç kazandı. Niye güç kazandı? O merkez siyasetini oluşturan partilerin toplumu, kendi toplumunu bütünleştirici politikalar uygulamamasından, kendi politikalarını uygulamamasından o güçlerin bir biz milli takım oyuncusunun yaptığı sembol, Bozkurt sembolü Avrupa'da bir kriz, bir çatışmaya sebep olan bir sembol değil. Ama başka semboller biliyoruz Avrupa'daki aşırı grupların, insanların yakıldığı, Türklerin de özellikle Almanya'da yakıldığı, o örgütlerin sembollerinin stadyumlarda ya da başka yerlerde taşınması ne anlama geliyor? Ya da PKK terör örgütü. PKK terör örgütünün bayraklarının taşınması, Türk bayrağına yapılan. Bu da şunu gösteriyor, çifte standardın olduğunu gösteriyor Avrupa'daki siyasetçiler. Yani o anlamda Ömer Çelik'in ifade ettiği, siz seçimlerin sonucuna bakın. Bu seçimlerin sonucunun temel sebebi merkezi siyaseti oluşturan partilerin, Avrupa'daki siyasi güçlerin Avrupa toplumunu taleplerini yerine getirememesi anlamında. Ya da Almanya'da Filistinleri destekleyen göstericilere yapılanlara bakın, polisin yaptığını. Akademisyenlerin işlerinden olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili bir toplantıda bir Alman bilim adamına sordum. Benim haberim yok dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani herkesin bildiği gibi benim haberim yok. Beni karıştırmayın. Beni karıştırın. Bu da nasıl bir ortamın var olduğunu gösteriyor. Alman toplumunda ya da Avrupa toplumunda o konuda. Hatta Alman istihbarat Bozkurtlar adı vererek yazdığı raporda da aslında tamam örgütlenme konusunda tedirgin olduklarını anlıyoruz ama herhangi bir çatışmayı sebep olan bir sembol değil. O hocam bir son dakika gelişmesi var. Onu da aktaralım müsaadenizle, ondan sonra devam edelim. PKK, KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek için yapılan operasyonlar devam ediyor diyerek Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama var. Sınır ötesinde PKK hedeflerinin vurulduğunu görüyoruz. Tekrar Metine, Hakul, Kandil, Asos'ta 37 hedefin imha edildiği, bunların içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağaralardan sığınaklar, barınaklar, depolar ve terör örgütünün kullandığı diğer tesislerden bahsediliyor. Bu süreç içinde az önce de konuştuk, hem Irak'ta hem Suriye'de PKK terör örgütüyle mücadelede aralıksız ve sürekli olarak devam ediyor. Bunun son haberi de oldu. Bunu da aktarmış olalım. Tekrar dinleyelim, siz buyurun. Evet, yani benim söyleyeceğim bu konuyla ilgili temel olarak bu. Hani bir nokta daha var. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen de bir açıklama var bununla alakalı. Onu da okuyup yorumunuzu almak isterim. Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan, yani Alman İstihbarat Teşkilatı'ndan bahsediyor. Eylül 2023'te yayınladığı bir rapor. Bu raporda şöyle dediğini söylüyor Dışişleri Bakanlığı. Her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmıştır. Bozkurt işareti ayrıca Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Sayın Demirel'e Alman bakanları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir. Aslında oldukça yerinde ve doğru bir tespit olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl yorumlarsınız? Tabii ki semboller üzerinden, sembollere saldırarak, yani sembollerin kendilerinin tarif ettiği bir anlam yükleyerek suç unsuru olarak gösterilmesi, evet, kabul edilebilir. Bir spor müsabakasında sevinç kutlaması olduğunu özellikle, tabii, vurgulamış açıklamada. Yani o sembolün
sevinç kutlamasında yapılsın ya da başka bir kutlamada, toplantıda yapılsın. Bir terör örgütünün bir yapının değil ki. Bu Türkiye'de olsun, Avrupa'da da olsun örgütlenmiş belli bir siyasi düşüncenin kabul gördüğü, sadece siyasi düşüncenin değil, insan gruplarının kabul ettiği bir sembol. O anlamda bir suç unsuru olarak kabul edilmesi kabul edilemez. Sebep şu, çünkü o sembol Türkiye'de belli bir yapıyı ya da grupları tanımladığı için bir ayrımcılığa girer. Bunu bir şey olarak kullanması. Anlıyorum. Şimdi tabii Ali Hocam, bu işareti biz Almanya'nın gördüğünden ziyade aslında evet, Türk dünyasında, Türk coğrafyasında çok geniş alanlarda, her yerde, Türk'ün olduğu her yerde bayağı Türk olmanın simgesi olarak evet, kullanılır. Bunu Orta Asya'da bir düğünde bir gelinin yaptığını görebilirsiniz. Tabii tabii. Damadın Rusya'nın yaptığını. Eski Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun kızının yaptığını, Tuva Cumhuriyeti'nde evet, yaşıyor. Tuva Türk'ü kökenli bir isimden bahsediyoruz. Yaptığını görebilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam geçmişte Irak milli takımında oynayan bir Türkmen futbolcunun evet, Çin'e attığı gol karşısında yaptığını görebilirsiniz. Evet. Yani böyleyken bu derece Alman makamları tarafından riskli bir anlam yüklenmesini şimdi yadırgamak yanlış değildir. Bir de şunu soracağım evet, size. Şimdi bu işaret tabii ki Almanları değil, sadece PKK-YPG terör örgütünü de rahatsız etmiş gördüğümüz evet, kadarıyla Almanya'da. Örgütün oradaki propagandacılarından diyebileceğimiz bazı isimlerin mesela bunu, bu işareti Hitler'in SS subaylarının işaretine benzettiği gibi böyle çok uç noktalara varan evet, yorumlar da görüyoruz. Nasıl yorumlarsınız? Şimdi şöyle, öncelikle bu bir Türk sembolü. Yani bunu başka bir şeye bağlamaya, bir ideolojidir şeklinde bakmaya bence çok büyük yanlış. Ama Almanya'nın korkusu oradaki yaşayan Türklerden bu büyük bir korku olduğunu, endişesi olduğunu düşünüyorum. İkincisi, bu sağdan daha öte, yani aşırı sağın yükselişiyle ilgili olabilir bu dönemde, ama sürekli Türkiye'ye karşı zaten Avrupa'da, Batı'da bir sorun olduğunu ve sürekli Türk sembollerine karşı bilindiği üzere biz bunu görüyoruz. Mesela bayrağımız başta olmak üzere maalesef ciddi anlamda saldırıların olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıların olduğunu görüyoruz. Bunlara hiçbirini önlemezler. PKK terör örgütüdür, diğerleridir. Birçok örgütün sembolleri bu başkentlerde, bu ülkelerde kullanılıyor. Bugüne kadar herhangi bir açıklama açıklama yapılmadı, herhangi bir kınama yapılmadı. İyi ki yaptı diyorum ben. Yani açık söyleyeyim, iyi ki yaptı. Herkes de Türk'ü gördü. Yapılan yorumlarda özellikle bu sizin evet, bahsettiğiniz bu ikircikli tutum, ben kendisine tebrik ediyorum, vurgulandığını görüyoruz. Bu evet, arada milli futbolcularımızı da tekrar tebrik edelim. Evet, çeyrek finalde de başarılar dileyelim. Şimdi İrfan Hocam, geçmişte de aslında yine çifte standart açısından sormak isterim soruyu. Yeşil sahalarda yaşanan Avrupa futbol şampiyonalarında benzer olaylar var. Şimdi notlarımdan bakıyorum. Mesela 2016'da Sırbistan'ın Arnavutluğu 2-0 yendiği maçta 90+1'deki gol sonrasında Sırp futbolcuların çetnik selamı verdiğini görüyoruz. Ötesinde 2018'de Dünya Kupası maçında mesela Arnavut asıllı iki futbolcunun Arnavut kartalı, çift kartal sembolü yaptığını görüyoruz. Mesela bu ikinci bahsettiğimde UEFA oyunculara 10.000 İsviçre frankı para cezası kesmiş sadece. Ötesinde çetnik selamı verilen vakada ceza almamış ki. Yani çetnik selamının arkasındaki katliam zihniyetini bozkurt selamıyla bir tutamazsınız muhakkak. Onda bile ceza alınmamışken Alman makamlarından ya da UEFA'dan bu maç sevinci amacıyla yapılmış bu işarete böyle bir tepki gelmesi, yani artık iyice bu çifte standardı ayyuka çıkaran bir detay değil midir? Ne dersiniz? Şimdi Avrupa genelinde işte Türklere karşı böyle Türklerin oradaki görünürlüğünü nüfus olarak veya işte toplumdaki varlık
içerisinde Türk varlığının görünmesine bir tepki var. Yani bir negatif bakış açısı. Onun yansıması olarak bunu okumak lazım. Çünkü nereye giderseniz gidin, işte Avrupa'nın kronik sorunu. Doğumlar son derece düşük vaziyette. Evet, son istatistiklerde Türkiye'de de düşük gözüküyor ama hala Avrupa içerisinde Türkiye'nin, Türklerin varlığı dikkat çekiyor. Müslümanların varlığı dikkat çekiyor. Avrupa'nın içinde bulunduğumuz dönemde yeniden bir xenofobi, yabancı düşmanlığı, işte İslamofobi, ırkçılık girdabına sürüklendiğine tanık oluyoruz. Bu yeni bir şey değil. İşte Avrupa Parlamento seçimlerinde çok net olarak ortaya çıktı. Tüm 27 ülkede yapılan genel seçimlerin bir minyatür örneği, bir böyle provası niteliğindeydi Avrupa Parlamentosu seçimleri ve pek çok ülkede beklentilerin ötesinde marjinal partilerin, yabancı düşmanı, ırkçı partilerin vatandaşlar nezdinde oy oranlarını yükselttiğine tanık olduk. Tabii en başarılı olan, en çok dikkati çekenler özellikle işte Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, bunların başında Türkler geliyor. Bunun bir yansıması olarak okuyorum. Öte taraftan sizin bahsettiğiniz o futbol maçlarındaki durumu çok fazla bilmiyorum. Futbolla çok uğraşmadığım için. Tam buradan hareketle hocam müsaadenizle 2 dakika kadar vaktimiz kalmışken 3 dakika kadar Fransa'daki seçimlere de bir değinmek isterim. Sizin yorumlarınızı, öngörünüzü almak isterim. Şimdi aşırı sağın yükselişi derken Avrupa'da bunun ete kemiğe bürünen hali Fransa oldu. Önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimlerden sonra. Pazar günü seçim yapılacak Fransa'da. Tabii bunu daha sonra bir cumhurbaşkanlığı seçimi takip edecek. Bardella'nın başbakan, Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı olduğu ve bütün Avrupa siyasetini etkileyebilecek bir aşırı sağ yükselişi orta vadede bekliyor musunuz Fransa'da? Pek çok faktöre bağlı olarak değişecek. Yani orta vadeden yani neyi anlamalıyız ona bağlı olarak değişecek. Fakat mesela bu pazar günü yapılacak seçimde herhangi bir şekilde böyle ulusal birlik, ulusal cephenin, Marine Le Pen'in partisinin bir çoğunluk sağlaması mümkün olmayacak. Bu aşağı yukarı kesinleşti, bunu diyebiliriz. Şimdi Fransa'da seçim sistemi bizden çok farklı. Mutlak çoğunluk değil ama nispi çoğunluk olabilir mi acaba? Bizden çok farklı. Şimdi 577 üyeli orada ulusal parlamento ve %50 kazanan ancak seçilebiliyor. Yani birinci turda mesela oransal olarak ulusal birlik yani Front National %1, %33, %34 oy almış olmasına rağmen bu sandığa bu şekilde yansımayacak. Bu bakımdan Macron'un çok doğru bir hesap yaptığını, parlamentoyu feshetmekte çok doğru bir bakış açısı ortaya koyduğunu düşünüyorum. Birinci turda seçilen milletvekili sayısı 50-60 arası şu an itibariyle. Esas seçim bu pazar günü yapılacak. Pazar günü de şimdi ulusal cephe kazanmasın diye diğerleri Sol İttifak veya işte Cumhuriyetçiler veya Macron'un partisi Rönesans şey yapacaklar. Hangi sandıkta kim güçlüyse onun lehine çekilecekler ve bu %34 civarında oy alan ulusal cephenin pratikte çıkarabileceği milletvekili sayısının beklentilerin çok gerisinde kalmasına yol açacak. Ve neticede bir koalisyon hükümeti ortaya çıkacak ve muhtemelen Sol İttifak yahut da Cumhuriyetçiler yahut da işte Macron'un partisinin Rönesans'ında içinde olduğu bir koalisyon yapısı ve muhalefette Front National, Ulusal Cephe, Ulusal Birlik yani Marine Le Pen'in partisi olacak. Şu an itibariyle bir mutlak başarı sağlamış değiller. Fakat kısaca, bu trend devam ediyor Avrupa'da. Çok kısaca şunu diyebiliyor muyuz o zaman? Yani Macron'un attığı adımı doğru buluyorsunuz ve aşırı sağın bu yükselme potansiyelinin Fransız siyasi sistemi içinde tırpanlanıp belki de daha etkisiz hale getirileceğini mecliste mi söylüyorsunuz? Çok kısaca. Macron nasıl seçildi? Birinci turda ve ikinci turda aslında ulusal cepheye karşı, Marine Le Pen'e karşı, o partiye karşı diğerlerinin ittifak etmesi, işbirliği yapması sonucu seçildi. Hem ilk seçimde öyle oldu hem ikinci defa seçimde de aynısı oldu. Şimdi bunu Macron parlamento seçimlerinde tekrarlamak istiyor. Aynı taktikte. Belki biraz oyu artabilir ama tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşmayacak ve kendisiyle işbirliği yapabilecek bir parti bulması da mümkün gözükmüyor. Bu Ulusal Cephe karşıtı güçler, Ulusal Birlik Partisi karşıtı güçler bu ikinci turda onların kazanmaması için ideolojik gelpazede farklı tarafta bulunsalar bile işbirliğine gidecekler. Ben yani 200'ü biraz geçebileceğini düşünüyorum
Görünen ki cephenin oldukça ilginç bir manzara evet. çıkacak pazar gününden sonra diyebiliriz. Çok çok teşekkür ediyorum ben değerli katkılarınız, yorumlarınız için. 3 saatlik uzun bir zamanda ama hızlı geçti, süremizin sonuna geldik. Tekrar umuyoruz ki buluşuruz aynı masada. Sevgili seyirciler, bu haftalık süremizin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler dileriz.